ırkçılık, cinsellik, dinsel şovanizmden bağnaz aşırı milliyetçiliğe uzanan eski yaklaşımlar artık işlevselliklerini kaybediyorlar. Carl Sagan. Ben kimim, iyi miyim, kötü müyüm, istediklerimi elde edebiliyor muyum? Bunların hepsini yaşam yolculuğumuz sırasında öğrendik. Dr. Richard Albert. Bu bir yolculuk, istediğimizde değiştirebileceğimiz bir yolculuk. Sadece bir seçim. Çabalamayı, çalışmayı, işi, para biriktirmeyi gerektirmeyen bir seçim. Bill Hicks. Oyunu yanlış oynadığımı fark ettim. Oyun benim halihazırda kim olduğumu bulma oyunuymuş. Dr. Richard Albert. İnsanların aklına köklü bir devrim fikrini getirmenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. The crisis is a crisis in consciousness. A crisis. Bu kriz aslında bir bilinç krizi. Anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. Öyle bir kriz ki what the world is now. Artık daha fazla eski kuralları, eski şablonları, eskiden kalma gelenekleri kabul edemez. Destructive brutality, aggression. Hele dünyanın bugünkü haline bakınca bunca sefalet, çatışma, yıkıcı zulüm, saldırganlık ve bunun gibi. İnsanoğlu hala eskiden beri bildiğimiz gibi, hala barbar, hala şiddet tutkunu, saldırgan, açgözlü, rekabetçi ve inşa ettiği toplumda bu değerler üzerine kurulu. Jiddu Krishnamurti. Hastalıklı bir topluma iyi eklemlenmiş olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz. Jiddu Krishnamurti. Günümüzde toplum bir dizi kurumdan oluşmaktadır. From political institutions. Siyasi, resmi ve dini kurumlardan, sosyal sınıf, ailevi değerler ve mesleki uzmanlık kurumlarına kadar. Bu geleneksel kurumların anlayışımız ve bakış açımızın şekillenmesindeki büyük etkisi aşikardır. Ancak içine doğduğumuz bu sosyal kurumlar durumlara göre oluşturulur ve gerekçelendirilirler. Bütün bu kurumların arasında hiçbir sistem yok ki parasal sistem kadar yanlış anlaşılmış olsun. İnanılan sistemler genelinde ele alındığında var olan para sistemi bugüne kadar en az sorgulanmış inanç şeklidir diyebiliriz.
Paranın nasıl yaratıldığı, onu yöneten politikalar ve toplumu gerçekte ne kadar etkilediği, nüfusun büyük bir bölümünün kayıtsız kaldığı meselelerdir. Yaşadığımız dünya öyle bir dünya ki, var olan zenginliklerin %40'ına, toplumun %1'i sahip, her gün 34 bin çocuğun yoksulluk ve önlenebilir hastalıklardan öldüğü, nüfusun %50'sinin günde 2 dolardan daha az gelirle yaşadığı bir dünya. Çok net olan bir şey var. Bir şeyler çok ama çok yanlış. Ve farkında olalım ya da olmayalım, var olan tüm kurumların, sistemin ve toplumun can damarı paradır. Bu nedenle parasal sistemin nasıl işlediğini anlamak, neden bu şekilde yaşadığımızı anlamamız açısından çok önemli. Ne yazık ki ekonomi genellikle karmaşık ve sıkıcı olarak algılanır. Bitmek tükenmek bilmeyen ekonomik terimler ve göz korkutucu matematik insanları anlama çabalarından caydırır. Fakat gerçekte ekonomik sisteme yakıştırılan karmaşıklık bir maskeden ibarettir. İnsanlığın katlanmak zorunda kaldığı en felç edici yapıyı gizlemek üzere tasarlanmıştır. Kimse özgür olduğuna inanan birinden daha iyi köle olamaz. Johann Wolfgang Goethe. Birkaç yıl önce Amerikan Merkez Bankası Modern Para Çarkı isimli bir belge yayınladı. Bu yayın Amerikan Merkez Bankası ve desteklediği Küresel Ticari Bankalar Ağı tarafından uygulanan paranın yaratım sürecinin nasıl kurumsallaştırıldığını açıklamaktadır. Giriş sayfasında bu yayının hangi amaçla hazırlandığı yazılıdır. Bu kitapçığın amacı kısmi rezerv bankacılık sistemi çerçevesinde paranın yaratım sürecinin temel prensiplerini tanımlamaktadır. Daha sonra kısmi rezerv uygulamasını bir dizi bankacılık terminolojisi ile açıklamaya devam etmektedir. Bu sistem şöyle çalışır. Amerikan hükümeti bir miktar paraya ihtiyacı olduğuna karar verir, Amerikan Merkez Bankası'nı arar ve diyelim ki 10 milyar dolar ister. Merkez Bankası yanıt verir. Tabii ki sizden 10 milyarlık devlet tahvili satın alırız. Böylece hükümet bir takım kağıtları alır, üzerine resmi görünüm veren şekiller çizer, bunlara hazine bonosu adını verir, 10 milyarlık değer koyar ve bunları Amerikan Merkez Bankası'na gönderir. Bunun karşılığında Amerikan Merkez Bankası'ndakiler etkileyici kağıtlara bir dizi banknot hazırlar. Bu kağıtlara Federal Rezerv Banknotları adını verirler ve toplam değerini 10 milyar dolar olarak belirleyerek bu banknotları hazine bonolarıyla takas ederler. Bu takas tamamlandığında hükümet 10 milyar dolar değerindeki banknotları alır ve bir bankaya hesabına yatırır. Daha sonra bu banknotlar resmi para haline alır ve Amerikan para stoğuna 10 milyar daha eklenir. İşte 10 milyarlık yeni para yaratılmış oldu. Tabii ki bu örnek sadece bir genellemedir. Gerçekte tüm bu işlemler elektronik ortamda yapılır. Hiçbir zaman kağıt kullanılmaz. İşin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri parasının sadece %3'ü basılı para olarak dolanımdadır. Diğer %97'lik kısım ise elektronik ortamda bulunur. Şimdi de hazine bonolarına bakalım. Yapıları gereği borç senedidirler. Amerikan Merkez Bankası bu bonoları yoktan var ettiği paralarla satın aldığında aslında hükümet bu parayı geri ödemek üzere Amerikan Merkez Bankası'ndan borç olarak alır. Başka bir deyişle para borçtan yaratılır. Evet, değiş tokuş yapıldı ve şimdi ticari bir bankanın hesabında 10 milyar dolar mevcut. Kısmi rezerv uygulamasına göre bu 10 milyarlık hesap bir anda bankanın para stoğunun bir parçası haline alır. Diğer tüm banka hesaplarında olduğu gibi. Modern para çarkı kitapçığındaki rezerv gereksinimlerinde belirtildiği üzere bir banka mevcut para stoğuna karşılık yasal olarak belirlenmiş oranda rezerv bulundurmak zorundadır. Daha sonra bu durum şöyle sayısallaştırılmaktadır. Mevcut yönetmeliklere göre banka hesaplarının rezerv gereksinimi
O hesabın %10'u kadar olmalıdır. Yani 10 milyar dolarlık bir banka hesabının %10'u ya da diğer bir deyişle 1 milyar doları rezerv gereksinimi olarak bankada tutulmaktadır. Geriye kalan 9 milyar ise kullanılabilir stok olarak addedilmektedir ve diğer krediler için kaynak olarak kullanılabilmektedir. Şimdi mantıklı bir şekilde düşünürsek, bu 9 milyarın 10 milyarlık banka hesabından geldiğini kabul edebiliriz. Ancak gerçekte durum böyle değildir. Bu 9 milyar, mevcut 10 milyar dolar banka hesabı üzerinden yoktan var edilmiştir. İşte donanımdaki para miktarı böyle genişletilmektedir. Modern Para Çarkı yayında da belirtildiği üzere, bankalar mevduat olarak aldıkları paralara gerçekte faiz ödemezler. Eğer böyle yapsalardı, ekstra para yaratılamazdı. Aslında yaptıkları kredi verdikleri miktar karşılığında kredi kontratları yapmalarıdır. Diğer bir deyişle 9 milyar yoktan var edilmektedir. Bunun nedeni, böyle bir kredi için talep ve aynı zamanda %10'luk rezerv gereksinimini karşılayan 10 milyarlık bir banka hesabı olmasıdır. Diyelim ki biri bu bankaya girdi ve gıcır gıcır 9 milyar doları ödünç aldı. Büyük olasılıkla parayı başka bir bankada kendi hesabına yatıracaktır. Böylece aynı süreç yeniden başlayacak ve işlem kendisini tekrarlayacaktır. Bu banka hesabı da artık bankanın para stoğunun bir bölümü oldu. Bu tutarın %10'luk bölümü ayrılır ve 9 milyarın %90'ı, diğer bir deyişle 8.1 milyarı yeni kredilerden para yaratmak için ayarlanmış olur. Ve bu 8.1 milyar yeniden yatırılarak 7.2 milyarlık, daha sonra 6.5 ve 5.9 milyar dolarlık banka hesapları yaratmak ve yeni kaynaklar oluşturmak için kullanılabilir. Bir banka hesabındaki kredi yaratma döngüsü teknik olarak sonsuza dek sürdürülebilir. Ortalama bir hesapla 10 milyar dolar üzerinden 90 milyar dolar yaratılabilir. Diğer bir deyişle en baştaki miktar 9 kez yoktan var edilebilir. Parakolikler, artık Amerikan Bankası'ndan bir tabanoz sahipten gelen parayı size uygun kişisel kredi olarak isteyebilirsiniz. Artık kısmi rezerv bankacılık sistemi ile paranın nasıl yaratıldığını anladık. Aklımıza mantıklı olsa da yanıltıcı bir soru gelebilir. Gerçekte bu yeni yaratılmış paraya değerini veren şey nedir? Halihazırda donanımda olan para. Yeni para temelde donanımdaki paradan değer çalmaktadır. Toplam para havuzundaki para, mallar ve hizmetlerden bağımsız olarak arttırılmış olur. Bu bağlamda arz ve talep dengesi, dolayısıyla da fiyatlar artar, her bir doların alım gücünü azaltır. Buna enflasyon denir. Enflasyonsa temelde toplumun üzerinde gizli vergidir. Genelde size ne tür nasihatlerde bulunurlar? Dolanındaki parayı arttır, paranın değeriyle oynayalım demezler, paranın değerini düşürelim demezler. Kimse size insanlara her şey yolunda diye aldat demez. Faiz oranlarını düşür derler. Gerçek aldatma paranın alım gücünü düşürmektir. Parayı yoktan var edince tasarruflarımız kalmaz. Ortada sadece sermaye denilen şey kalır. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Dünyadaki enflasyon sorununun çözülmesini daha fazla para basıp daha fazla enflasyon üretirken nasıl bekleyebiliriz? Tabii ki bu gerçekleştirilemez. Kısmi rezerv sisteminin genişlemesi kalıtımsal olarak enflasyon temellidir. Para arzının arttırılması, hizmet ve mallarda orantılı bir artış olmaksızın her zaman paranın değerini düşürür. Aslında yıllar içinde dolanımdaki Amerikan doları miktarı ile doların alım gücüne bakarsak bu durumu net bir şekilde yansıttığını görürüz. Tersine ilişkinin olması doğaldır. 1913'teki 1 doların alım gücünün karşılığı 2007'de 21.60 Amerikan dolarıdır. Bu da Amerikan Merkez Bankası kurulduğundan beri %96 oranında devalüasyon gerçekleşmiş demektir. İşte bu durum, saçma bir şekilde sürekli enflasyonun, ekonominin kendisini baltaladığı gibi algılanabilir. Saçmalık, mali sistemimizin gerçekte nasıl çalıştığını gösteren hafif bir tanımlama olabilir. Çünkü mali sistemimizde para, borçtur, borç da paradır. İşte size 1950 ile 2006 arasında dolanımdaki Amerikan dolarının miktarını gösteren bir grafik.
Bu da aynı döneme ait Amerikan ulusal borç tutarını gösteren grafik. Ne kadar ilginçtir ki eğriler hemen hemen aynıdır. Ne kadar para varsa o kadar borç vardır. Ne kadar borç varsa o kadar para vardır. Başka bir deyişle cüzdanınızdaki her bir dolar birinin diğerine olan borcudur. Hatırlayalım, paranın oluşabilmesinin tek yolu borçlardan geçmekteydi. Öyleyse hükümet de dahil ülkedeki herkes borçlarını ödeyebilse dolanımda tek bir dolar bile kalmazdı. Para sistemimizde borçlar olmasaydı para da olmazdı. Mariner Axis, eski Amerikan Bankası yöneticisi. Aslında Amerikan Birleşik Devletleri tarihinde ulusal borçların tamamen ödendiği sene 1835, yani Başkan Andrew Jackson'ın daha sonra Federal Rezerv olacak Merkez Bankası'nı kapadığı yıldır. Jackson'ın tüm politik yaklaşımı temelde Amerikan Merkez Bankası'nı kapamaya verdiği söz üzerine kurgulanmıştı. Bir noktayı kesinlikle vurgular. Merkez Bankası'nın hükümeti kontrole yönelik arsız girişimleri göstermektedir ki, bu kurumun devamlılığı veya benzerinin kurulması, Amerika Birleşik Devletleri halkının sonsuza kadar aldatılmasına yol açacaktır. Maalesef bu mesajın ömrü çok kısa olmuştur. Ve uluslararası bankerler 1913'te yeni bir Merkez Bankası kurmayı başardılar. Federal Rezerv Bankası. Bu kurum var olduğu müddetçe sürekli borçlanmak kaçınılmazdır. Şimdiye kadar mevduatlar yoluyla borçlardan nasıl para yaratıldığını konuştuk. Krediler banka stoklarına dayanmakta, stoklar da mevduatlardan oluşmakta. Kısmi rezerv sistemi kullanılarak her bir mevduat üzerinden kendi orijinal değerinin 9 katı yaratılabilmektedir. Bunun karşılığında mevcut paranın değer kaybetmesi sokaktaki fiyatları arttırmaktadır. Para borçtan yaratıldığı ve bankalar vasıtasıyla dolanıma girdiği için insanlar asıl borçlarından kopartılmakta, günlük giderlerinin karşılığı olan parayı kazanmak için rekabete girmeye zorlandıkları bir dengesizlik yaratılmaktadır. İşlevsel olmayan ve geriye doğru işleyen bu denklemde bir şeyi atlamaktayız. Yapının bu elemanı, sistemin kendisinin dalavereli doğasını ortaya koymaktadır. Faiz uygulaması. Hükümet, Amerikan Bankası'ndan borç para aldığında veya herhangi biri bankadan ödünç para aldığında, bu para her zaman faiziyle geri dönmektedir. Diğer bir deyişle, mevcut her bir dolar bankaya faiziyle geri dönecektir. Ancak paranın tümü Merkez Bankası'ndan ödünç alınıyorsa ve krediler yardımıyla bankalar tarafından miktarı arttırılıyorsa, para arzında sadece ana para olarak addedilecek olan şey yaratılır. Peki o zaman faiziyle birlikte tahsil edilen para nerede? Hiçbir yerde. Böyle bir para yok. Bu olayın böyle sonuçlanması çok şaşırtıcıdır. Bankalara ödenmesi gereken borç miktarı her zaman dolanımdaki paradan fazladır. Ekonomide enflasyonun sürekli var olmasının nedeni de budur. Faizler nedeniyle oluşan bütçe açığını kapatmak için sürekli para basılacaktır. Bu da iflasların matematiksel olarak sistemde hep var olması ve kısa çöpü çeken fakir insanların toplumda hep olacakları anlamına gelmektedir. Bu köşe kapmaca oyununa benzer. Müzik durduğunda biri ayakta kalır. Zaten konu da budur. Sistem sürekli olarak bireylerin varlıklarını bankaya aktaracaktır. Eğer ipoteğiniz karşılığında aldığınız parayı ödeyemezseniz mülkünüzü elinizden alırlar. Bu durumda kızgınlığınız sadece giderek artan faizden dolayı değil, bankanın size kredi olarak verdiği paranın aslında mevcut olmamasını anlamanızdandır. 1969'da Minnesota mahkemelerinde Jerome Daly isimli bir adamla ilgili bir dava görüldü. Banka kredisiyle almış olduğu evini, kredi borçlarını ödeyemediği için banka geri almak istiyordu. Daly'nin iddiası, ipotek anlaşmasında her iki tarafında, ki bunlar kendisi ve bankadır, değiş tokuş için kanuni bir mülk göstermesi gerektiğiydi. Hukuki dilde bunun karşılığı
sözleşmedir. Yani takas edilen bir malın başka şekildeki bedeline göre bir anlaşma yapılmasıdır. Çünkü bu para kredi anlaşması imzalanır imzalanmaz yoktan var edilmişti. Modern para çarkının kredilerle ilgili ne söylediğini hatırlayalım. Kredi verdiklerinde yapılan kredilere karşılık kredi kontratı yaptırmaktı. Kredi transferleri sonucunda rezervler değişmeden kalır. Ancak krediler banka sisteminin toplam mevduatlarını arttırmasını sağlar. Diğer bir deyişle para onların mevcut varlıklarından elde edilmez. Banka kendisine ait hiçbir şey koymaksızın sadece kağıda duyulan teorik güvenilirlik çerçevesinde parayı yaratmaktadır. Dava ilerledikçe banka başkanı Morgan şahit olarak dinlenir. Hakim kişisel notlarında banka müdürünün Merkez Bankası ile birlikte parayı yaratıp kayda geçirdiklerini, böylece para ve kredinin onu yarattıklarında ortaya çıktığını yazmıştır. Morgan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir kanunun veya tüzüğün onlara böyle bir şey yapma hakkını vermediğini belirtmiştir. Kanuni bir bedel olmalı ve bu da kontratı desteklemelidir. Jüri, kanuni bir bedel veya taahhüdün olmadığına karar verdi. Ben de onlarla aynı fikirdeyim. Daha sonra şairane bir tavırla, sadece Tanrı yoktan var edebilir, diye ekledi. Mahkeme bankanın eve el koyması ve paraya çevirmesini reddetti. Ev Daly'de kaldı. Bu mahkeme kararının etkileri çok geniş boyutlu oldu. Ne zaman bir bankadan ödünç para alsanız, bu ister ipotek kredisi olsun, ister kredi kartı harcaması, size verilen para sadece sahte değil, bedeli de meşru ve geçerli değildir. Bu nedenle banka kredi borcunu tahsil edemedi. Maalesef bu tür resmi ve kanuni saptamalar hep hasır altı edilir ve yok sayılır. Böylece daimi varlık transferi ve borçlanma oyunu devam eder. Bu da bizi son aşamadaki soruya getirir. Neden? Amerikan İç Savaşı'nda Başkan Lincoln, Avrupa bankaları tarafından teklif edilen yüksek faizli kredileri dikkate almamış ve Amerikan kurucu babalarının önerilerini yerine getirmiştir. Yapılmak istenen şey, bağımsız ve borçtan arınmış bir para birimi yaratmaktı. Buna Greenback adı verilmiştir. Bu önlem alındıktan hemen sonra, özel İngiliz ve Amerikan bankaları arasında bir döküman dolaşmaya başladı. Döküman şöyle diyordu: kölelik, iş gücünü elde tutmak ve iş gücünün ihtiyaçlarını ortaya koymaktır. Avrupa'nın planı ise sermayenin ücretleri kontrol ederek iş gücünü kontrol etmesidir, demekteydi. Bu ancak parayı kontrol etmekle mümkündür. Greenback'e izin verilmemelidir. Çünkü onu kontrol etme şansımız olmaz. Federal Rezerv tarafından gerçekleştirilen kısmi rezerv politikası, dünyadaki bankaların çoğunda uygulanan bir modern kölelik sisteminin ta kendisidir. Düşünün, borçtan yaratılan bir para. İnsanlar borçlu olduklarında ne yaparlar? Ödeyebilmek için iş bulurlar. Ama para sadece ve sadece borçtan yaratılabiliyorsa, toplum nasıl olur da borçtan kurtulabilir? Kurtulamaz. Ve olay budur. Bu aynı zamanda yaşamaya çabalarken elindeki varlıklarının kaybından korkmak ve sistemdeki daimi borçla, enflasyonla birlikte para arzının kendi içerisinde bile kaçınılmaz bir kıtlığa da beraberinde getirerek asla geri ödenemeyecek bir faiz yaratılmasına neden olmaktadır. Bu da ücret-köle ilişkisinin devamını sağlar. Milyonlarca insanı dolap beygiri gibi koşturur. Gerçekte sadece bir piramidin tepesindeki elit insanların yararlanabileceği bir imparatorluğu güçlendirir. Günün sonunda gerçekten de kim için çalışıyorsunuz? Bankalar. Para bankada yaratılır ve istisnasız oraya geri döner. Onlar destekledikleri şirketler ve hükümetlerle gerçek efendilerdir. Gerçek kölelikte kölelere ev ve yiyecek verilir. Ekonomik kölelikte ise insanlar beslenme ve barınma gereksinimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Bu, toplumu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için bugüne kadar yaratılmış en dayane dümendir. Ve bunun tam kalbinde toplumla yaşanan görünmez bir savaş vardır. Borç, toplumları fethetmek ve köleleştirmek için kullanılan silahtır. Faiz ise onun en önemli cephanesidir. Çoğunluk bu gerçeğin farkına varmadan yaşarken, bankalar güçlerini arttırmak için hükümetler ve şirketlerle işbirliği yaparak daha mükemmel ve gelişmiş taktikler, yöntemler oluşturmaya devam ederler.
Dünya Bankası, IMF gibi yeni üsler oluştururlar ve yeni tipte bir asker üreterek ilerlerler. Ekonomik tetikçinin doğuşu. Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin iki yolu vardır. Birisi kılıçla, diğeri borçla. John Adams. Biz ekonomik tetikçiler, bu küresel imparatorluğun yaratılmasının gerçek sorumlularıyız. Ve işimizi pek çok değişik şekilde yaparız. Fakat belki de en çok kullandığımız yöntem şudur. Şirketlerimizin göz diktiği petrol gibi kaynakları olan bir ülkeyi belirleriz. Daha sonra Dünya Bankası ya da onun kardeş kurumlarından biri kanalıyla o ülke için çok büyük krediler ayarlarız. Ancak para asla o ülkeye gitmez. O ülkede büyük altyapılar kuracak olan bize ait büyük şirketlerin kasasına girer. Bu altyapılar enerji santralleri, sanayi bölgeleri, limanlar gibi bizim şirketlerimizin yanı sıra o ülkedeki birkaç zenginin yararlanacağı şeylerdir. Bu yapılanlar çoğunluğun faydalanacağı şeyler değildir. Ama tüm ülke halkı bu borcun altına girer. Bu öylesine büyük bir borçtur ki geri ödeyemezler. Ve işte planın bir parçası da budur. Borcun geri ödenememesi. Ardından biz ekonomik tetikçiler gidip onlara, dinleyin, bize bir sürü borcunuz var ve bu borcu ödeyemiyorsunuz. O zaman petrolünüzü petrol şirketlerimiz için oldukça ucuza satın. Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin veya askerlerimizi desteklemek için dünyanın bir yerine asker gönderin. Irak gibi veya bir dahaki Birleşmiş Milletler seçiminde bizimle oy verin deriz ki, böylece o ülkeye ait elektrik santrallerini özelleştirelim, sularını, altyapı sistemlerini özelleştirelim, onları Amerika Birleşik Devletleri'li veya diğer çok uluslu şirketlere satabilelim. Böylece IMF veya Dünya Bankası'nın son derece tipik çalışma sistemine uygun olarak mantar gibi çoğalalım. Bir ülkeyi borca sokarlar ve bu öylesine büyük bir borçtur ki geri ödenemez. Ardından borçlarını ödeyebilmeleri için yeniden borç almalarını teklif edersiniz ve daha fazla faiz öderler. Bu sefer yeni borçlar vermek için yönetimin veya durumun iyileştirilmesi olarak adlandırılan bazı şartlar öne sürersiniz. Bu, o ülkenin kaynaklarını satmasıyla sonuçlanacaktır. Buna pek çok sosyal hizmet ve kamu şirketi de dahil olacaktır. İran 1953. Ekonomik tetikçilerin ortaya çıkışı, 50'lerin başında Muhammed Musaddık'ın İran'da demokratik olarak seçilmesiyle başladı. Orta Doğu ve tüm dünyada demokrasi için umut olarak addedildi. Time dergisi onu yılın adamı seçti. Ancak yapmaya çalıştığı şeylerden biri şuydu. Yabancı petrol şirketlerinin İranlılara petrol için bir sürü para ödemesiydi ve İranlılar kendi petrollerinden kar sağlayacaklardı. Garip bir politika. Tabii ki biz bunu beğenmedik. Normalde yaptığımız gibi asker göndermekten de korktuk. Asker yerine Teddy Roosevelt'in akrabası olan CIA ajanı Kermit Roosevelt'i yolladık. Kermit birkaç milyon dolarla gitti. Çok ama çok etkili ve becerikliydi. Kısa bir süre sonra Musaddık'ı devirdi. Onun yerine petrolü sorun yapmayacak olan İran Şahı'nın getirilmesini sağladı. Durum gerçekten de çok etkileyiciydi. İran'da ayaklanma. İnsanlar Tahran'a yürüyorlardı. Subaylar, Musaddık'ın teslim olduğunu ve diktatörlük rejiminin sona erdiğini bağırıyordu. Şah'ın resimleri sokaklarda gezdirilerek duygular tersine çevrildi. Şah evinde hoş karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise insanlar birbirlerine bakıp, "Vay, bu hem ucuz hem de kolay bir iş oldu," dediler. Bu da ülkeleri yönlendirerek bir imparatorluk yaratmak için kullanılmaya başlayan yepyeni bir yöntem oldu. Roosevelt'in tek problemi CIA ajanı kimliği taşımasıydı. Eğer yakalansaydı sonuçları çok ciddi olabilirdi. O noktada hızla özel danışmanlar kullanılmasına karar verildi. Parayı Dünya Bankası, IMF veya benzer diğer şirketler kanalıyla benim gibi özel şirketler için çalışan insanlara getirttiler. Böylece eğer yakalanırsak kesinlikle Amerikan hükümetiyle bağlantılı olduğumuz anlaşılamayacaktı. Guatemala 1954. Arbenz, Guatemala'nın başkanı olduğunda ülke neredeyse tamamıyla United Fruit şirketinin ve büyük uluslararası şirketlerin elleri arasındaydı. Arbenz geldi ve dedi ki, "Biliyorsunuz biz topraklarımızı insanlarımıza vermek istiyoruz." Başa geçince tam olarak yapmak istediklerini uygulamaya başladı, toprakları insanlarına geri verdi. United Fruit bundan hiç hoşlanmadı. Bir halkla ilişkiler şirketi kiraladılar. Amerika Birleşik Devletleri halkına
basınına ve kongresine yönelik Arbenz'in bir Sovyet kuklası olduğunu söyleyen büyük bir kampanya başlattılar. Bu kampanyayla insanları, eğer Arbenz'in orada kalmasına izin verilirse, Guatemala'nın Sovyetlerin bu yarım küreye ayak basacağı yer olduğuna inandırdılar. Bu noktada herkesin aklına kızıl terör, komünist terör korkusu yerleştirildi. Kısa kesersek, bu halkla ilişkiler kampanyası sonuçta CIA ve Amerikan ordusunun üzerine bu adamın devrilmesi gerekliliği görevini yükledi. Ve yaptık. Uçaklar yolladık, askerler yolladık, casuslar yolladık, onu devirmek için gereken her şeyi gönderdik ve devirdik. O yönetimden uzaklaşır uzaklaşmaz yerine gelen her şeyi uluslararası şirketlere göre eski haline getirdi. United Fruit da bunların arasındaydı. Ekvator 1981. Ekvator yıllarca Amerikan destekli diktatörlerce yönetildi. Genelde çok zorbaydılar. Daha sonra gerçek bir demokratik seçim yapılmasına karar verildi. Yemi Roldos başkanlığa aday oldu ve esas amacı, söylediğine göre eğer başkan olursa, Ekvador'un kaynaklarının insanlarına yardım için kullanılacağıydı. Ve seçimleri kazandı. İnanılmazdı. Ekvador'da daha önce kimsenin alamadığı kadar çok oyla kazandı. Kendi politikasını uygulamaya başladı. Petrolden gelen karların insanlara yardım için kullanılması konusunda çok titizdi. Tabii ki Amerika'da biz bu adamı hiç sevmedik. Pek çok ekonomik tetikçiden biri olarak Roldos'u değiştirmek üzere gidenlerden biri de bendim. Ona rüşvet vermek, yola getirmek için. Tamam, bildiğiniz gibi eğer oyunu bizim kurallarımıza göre oynarsanız, sen ve ailen çok zengin olursunuz. Ama söz verdiğin politikaları uygulamazsan, hiç istemezsin ama gitmen gerekir. Bizi dinlemedi. Suikaste kurban gitti. Uçağa düşer düşmez bölge kordon altına alındı. Olay mahalline sadece yakın bir merkezden gelen Amerikan askerleri ve bazı Ekvatorlu askerler alındı. Soruşturma açıldığında iki önemli görgü tanığı ifadeleri alınamadan bir araba kazasında öldüler. James Roldos'un öldürülmesiyle ilgili pek ama pek çok garip şey vardı. Çoğu insanın bu olaya suikast olarak baktığını biliyorum. Elbette pozisyonum gereği bir ekonomik tetikçi olduğumu düşünürseniz, yeğime bir şey olmasını bekliyordum. Darbe veya suikast emin değildim ama onu alaşağı etmeleri gerekiyordu. Çünkü yozlaştırılamamıştı. Buna asla izin vermiyordu. Panama 1981. Benim çok sevdiğim kişilerden biri olan Panama Başkanı Omar Torrijos, ki çok karizmatik biriydi. Ülkesine gerçekten yardım etmek istiyordu. Ona rüşvet vermeye çalıştığım ya da yozlaştırmaya çalıştığım zamanlarda bana demişti ki, bak John, bana Juanito derdi. Bak Juanito, paraya ihtiyacım yok. İstediğim tek şey ülkeme adil şekilde davranılması. Amerika'nın ülkemde gerçekleştirdiği tahribat nedeniyle insanlarıma karşı olan borcunu ödemelidir. Ben öyle bir yerdeyim ki, diğer Latin Amerika ülkelerinin de kendi bağımsızlıklarını kazanmaları ve kuzeyden gelen bu korkunç varlığa karşı özgürlüklerini ilan edebilmeleri için lazımım. Sizin insanlarınız bizi öyle kötü şekilde sömürüyor ki, Panama kanalının artık Panamalıların eline geçme zamanı geldi. İstediğim bu. Bu nedenle beni rahat bırak, bana rüşvet vermeye çalışıp durma. Mayıs 1981'de Ekvator'da Haim Roldos suikaste kurban gitti. Omar durumun farkındaydı. Torrijos ailesini topladı ve dedi ki, muhtemelen sıradaki benim ama önemli değil. Çünkü ben yapmak için geldiğim şeyi yaptım. Kanalı geri aldım. Kanal artık bizim ellerimizde. Jimmy Carter ile müzakereleri yeni bitirmişti. Aynı yılın Haziran ayında sadece bir ay sonra bir uçak kazası geçirdi. Hiç şüphesiz ki bu kaza CIA'nin casusları tarafından gerçekleştirilmişti. Torrijos'un korumalarından birinin uçağa binmeden evvel bir kayıt cihazı verdiğine dair çok fazla delil vardı. Küçük ama içinde bomba olan bir kayıt cihazı. Venezuela 2002. Ekonomik tetikçilerin her geçen gün daha da becerikli olmasının yanı sıra, bu sistemin senelerdir benzer şekilde devam etmesi hakikaten bana da ilginç geliyordu ki, bir süre önce Venezuela olayıyla karşılaştık. 1998 yılında Hugo Chavez başkan seçildi. Ülkenin ekonomisi yıllardır çok kötü bir durumdaydı. Ve Chavez tüm bunların tam ortasında başkan seçildi.
Amerika'nın karşısına dikilerek Venezuela petrolünün Venezuelalıların yararına kullanılması gerektiğini söyledi. Evet, biz böyle şeyleri Amerika'da hiç sevmeyiz. 2002 yılında bir darbe girişiminde bulunuldu. Hiç şüphesiz ki bunun arkasında CIA vardı. Bu darbe girişimi Kermit Roosevelt'in İran'da yaptığının bir yansıması gibiydi. İnsanlara sokaklara çıkmaları için para ödendi. İsyan için, protesto için, Chavez'in istenmediğini söylemeleri için. Sizin de bildiğiniz gibi birkaç bin kişinin bunu yapmasını sağlayabilirseniz, televizyon bunu bütün ülke çapındaymış gibi gösterebilir ve olaylar mantar gibi yayılabilir. Ama Chavez'e karşı bu başarılı olmadı. Çok akıllıydı ve halkı ondan yanaydı. Bu Latin Amerika tarihi için inanılmaz bir andı. Irak 2003. Irak, sistemin nasıl çalıştığını göstermek açısından mükemmel bir örnektir. Biz ekonomik tetikçiler, savunmanın en ön sıralarında yer alırız. İlk biz gönderiliriz. Hükümetlerin kokuşmasını sağlamaya çalışırız ve sonra onlara sahip olmak için büyük borçları kabul etmelerini sağlarız. Eğer başarısız olursak, Panama'da, Ekvator'da olduğu gibi bozulmak istemeyenler olursa, savunmanın ikinci hattı olan casuslarımızı salarız. Bu casuslar ya hükümeti devirirler ya da suikast düzenlerler. Bir kez bu başarıldıktan ve yeni hükümet geldikten sonra istediğimiz yapılır. Çünkü yeni gelenler eskilerin başına ne geldiğini bilirler. Irak'ta ilk iki seçenek de başarısız oldu. Ekonomik tetikçimiz Saddam Hüseyin'i etkileyemedi. Çok çabaladık. Ona Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesine önerilenlerin hepsini önerdik ama kabul etmedi. Böylece casuslar onu indirmeye gittiler. Ama casuslar da başaramadılar. Güvenlik önlemleri çok iyiydi. Saddam zamanında bir kez CIA için çalışmıştı. Daha önceki Irak başkanına suikast yapılması için kiralanmıştı. Başarısız olmuştu ama sistemi biliyordu. Bu nedenle 1991'de asker gönderdik ve Irak ordusunu etkisiz hale getirdik. Saddam'ın pes edeceğini sanıyorduk. Onu o zaman etkisiz hale getirebilirdik ama bunu yapmayı istemedik. O bizim sevdiğimiz cinsten güçlü bir adamdı. Kendi insanlarını kontrol edebiliyordu. Kürtleri kontrol edebileceğini, İranlıları sınırda tutabileceğini ve bize petrol pompalamaya devam edeceğini sandık. Artık elinde ordusu olmadığı için bizim ayağımıza geleceğini sandık. Ekonomik tetikçilerimiz 90'larda başarılı olamadılar. Eğer başarılı olsalardı, hala ülkesini yönetiyor olurdu. Ona istediği tüm savaş jetlerini satıyor, istediği her şeyi veriyor olurduk ama başarılı olamadılar. Casuslar da onunla başa çıkamadılar ve bir kez daha askerlerimizi gönderdik. Bu kez işi tamamlayarak onu devre dışı bıraktık. Kendimize öylesine bir süreç yarattık ki çok karlı imar anlaşmaları yaptık. Anlayacağınız gibi Irak'ta 3 aşamada uygulandı. Ekonomik tetikçiler başarısız oldu, casuslar da başarısız oldu ve son önlem olarak ordumuz ülkeye girdi. İşte bu yöntemlerle bir imparatorluk yarattık, her şeyi çok kurnazca, gizli kapaklı yaptık. Geçmişin bütün imparatorlukları askeri güç kullanarak kurulmuş ve genişlemişlerdir. Herkes onların bunu askeri güç kullanarak yaptıklarını bilir. İngilizler bilir, Fransızlar, Almanlar, Romalılar ve Yunanlılar. Ve hepsi de bununla gurur duyarlar. Her zaman kendilerine göre gerekçeleri olmuştu. Medeniyeti yaymak, dini yaymak, buna benzer şeyler işte. Onların halkları her zaman bunu nasıl yaptıklarını biliyorlardı. Ama biz bilmiyorduk. Amerika'daki insanların büyük çoğunluğunun gizli kapaklı işler çeviren bir imparatorluğun sağladığı refahla yaşadıkları konusunda en ufak bir fikri bile yoktur. Kendinize şunu sormalısınız. Eğer bir imparatorluk varsa imparator kim? Çok açıktır ki Amerika başkanları imparator değildir. İmparatorlar sınırlı sürelerde görev yapmak için seçilmezler. Kimseye karşı sorumlulukları yoktur. Kimseye hesap vermek zorunda değillerdir. Bu nedenle bizim başkanlarımızı bu sınıflamaya alamayız. Ancak bana göre dünyanın imparatorları diyebileceğimiz şey şirketokrasidir. Şirketokrasi bizim en büyük şirketlerimizi yönetenlerden oluşur. Ve onlar imparatorlar gibidir. Doğrudan satın alarak ya da reklam yoluyla medyayı kontrol ederler. Seçim kampanyalarını destekleyerek politikacıların çoğunu kontrol ederler. Bunu şirketlerle veya bu şirketlerden elde ettikleri gelirle yaparlar. Seçilmediklerinden kimseye karşı sorumlulukları yoktur.
kimseye rapor vermezler ve şirketokrasinin başındakilerin özel bir şirket için mi yoksa hükümet için mi çalıştığını asla bilemezsiniz. Çünkü hep yer değiştirirler. Bunlar bir bakarsınız Halliburton gibi çok büyük bir inşaat şirketinin yöneticisidir. Bir bakarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısıdır. Ya da petrol işinden gelen başkandır. Bu yönetimde ister demokratlar ister cumhuriyetçiler olsun geçerlidir. Bu durum döner kapılar gibidir. Bir anlamda hükümetimiz genellikle hayalidir ve politikalarımız bir düzeyden diğer düzeye şirketler tarafından yönlendirilir. Hükümet politikalarımız şirketokrasi tarafından üretilir. Bu üretilen politikalar hükümete sunulur ve yeni hükümet politikaları haline alır. İnanılmaz boyutta gizli ilişkiler yaşanır. Bu komplo teorisi gibi bir şey değildir. Bu insanlar bir takım senaryolar oluşturmak için bir araya gelmezler. Hepsi tek bir varsayımdan hareket ederler. Toplum ve çevre için neye mal olursa olsun en yüksek kazançları elde edebilmek. Borç, rüşvet ve politik tehditlerin kullanıldığı bu şirketokrasi yönlendirmesi sürecine küreselleşme diyoruz. Federal Rezerv Bankası'nın Amerikan halkını sürekli borç, enflasyon ve faizlerle köleliğe mahkum ettiği gibi, Dünya Bankası ve IMF de bu işlemi küresel düzeyde yaparlar. Temel düzenek basittir. Bir ülkeyi kendi içinde bölerek borç batağına sürüklerseniz ya da o ülkenin liderini yozlaştırırsanız daha sonra onları şartlara uymaya zorlarsınız veya birazdan göreceğiniz bazı yapısal iyileştirme politikalarını uygulatırsınız. Devalüasyon. Paranın değeri düşünce o ülkedeki her şeyin değeri düşer. Bu yerel kaynakların yağmacı ülkeler karşısındaki değerini de düşürür. Sosyal programlarda büyük kesintilere gidilir. Bu kesintiler genellikle eğitim ve sağlık alanında yapılır. Toplumdaki bütünlük ve varlık sömürüye açık hale getirilir. Kamu kurumlarının özelleştirilmesi. Bunun anlamı sosyal açıdan önemli kurumların gelir getirmeleri amacıyla yabancı şirketler tarafından satın alınmaları ve düzenlenmeleridir. Örneğin 1999'da Dünya Bankası Bolivya hükümetine 3. büyük şehrinin su sistemlerini Amerikan şirketi Bechtel'e devretmesi konusunda ısrarcı olmuştu. Devir gerçekleştikten sonra fakir halka ait fatura bedelleri roket gibi yükseldi. İnsanlar öylesine isyan ettiler ki sonunda Bechtel'le yapılan anlaşma iptal edildi. Ardından sıra ticaretin liberalleştirilmesine gelir. Bu, ülke ekonomisini bozan bir dizi girişime olanak sağlar. Örneğin, ulus ötesi şirketlerin kendi seri üretim ürünlerini ülkeye getirebilmelerinin önü açılır. Böylece ülkenin yerel üretimi baltalanır ve yerel ekonomiler çökertilir. Buna en iyi örnek Jamaika'dır. Dünya Bankası'nın kredilerini ve koşullarını kabul ettikten sonra, batıdan ithal edilenlerin rekabet edilebilmek için en büyük ürün pazarını kaybetmiştir. Jamaika'da bugün çiftçilerin çoğu, büyük şirketlerle rekabet edemediği için işsiz durumdadır. Bir diğeri ise dikkate değer bulunmayan, dayatılmış ekonomik zorluklardan yararlanan şarlatan, üçkağıtçı fabrikaların üremesidir. Buna ek olarak, üretimdeki fiyat serbestisi nedeniyle çevresel yıkım kaçınılmazdır. Ülkenin kaynakları duyarsız şirketlerce sömürülür ve geriye çevre kirliliği kalır. Dünyanın en büyük çevre davalarından biri, 30 binden fazla Ekvatorlu ve Amazonlu'nun eski Texaco şirketini açtığı davadır. Daha sonra Texaco, Chevron tarafından satın alınmıştır. Ama dava Texaco'nun yaptığı işlere yönelik olarak devam etmektedir. Şirketin bu bölgeye Exxon Valdez tankerinin Alaska'ya bıraktığından 18 kat daha fazla atık bıraktığı tahmin edilmektedir. Bu olay bir hata değildi. Petrol şirketleri bilinçli olarak yapmışlardı. Daha fazla kar etmek için uygun atık yöntemlerini kullanmamışlardı. Dahası, Dünya Bankası'nın verimlilik kayıtlarına şöyle bir göz atarsak, kuruluş amacı fakir ülkelerin gelişmesi ve fakirliğin azaltılması olduğu halde, fakirlik ve gelir dengesizliklerini arttırırken şirket karlarını da yükselttiğini görürüz.
1960'da dünyanın en zengin 5 ülkesinin gelirlerinin en fakir 5 ülkenin gelirlerine oranı 30'a 1'di. 1998'de bu oran 74'e 1 oldu. 1970-1985 arasında küresel gayri safi milli hasıla %40 artarken dünyadaki yoksulluk %17 artmıştır. 1985'ten 2000'e günde 1 dolardan az gelirle yaşayan insan sayısı %18 artmıştır. Amerika Kongresi Birleşik Ekonomik Komitesi bile Dünya Bankası projelerinin başarı oranının ancak %40'ı bulabildiğini kabul etmiştir. Dünya Bankası 1960'ların sonunda Ekvator'a büyük krediler vermişti. Geçtiğimiz 30 yılda Ekvator'daki fakirlik oranı %50'den %70'e çıkmıştır. Aynı dönemde işsizlik %15'den %70'e fırlamıştır. 240 milyon dolar olan ulusal borç 16 milyar doları bulmuş, kaynaklardan fakirlere ayrılan oran %20'den %6'ya düşmüştür. Sonuçta 2000 yılı itibariyle Ekvator, ulusal bütçesinin %50'sini borçlarını ödemeye ayırmak zorunda kalmıştır. Dünya Bankası'nın aslında bir Amerikan bankası olduğu ve Amerika'nın çıkarlarını desteklediği gerçeği artık kabul edilmelidir. Dünya Bankası'nın en büyük kaynak sağlayıcısı olduğu için Amerika'nın alınan kararları veto etme yetkisi vardır. Peki Amerika bu parayı nereden buluyor? Hadi bir tahmin yapalım. Kısmi rezerv sistemiyle yoktan var ediyor. Yıllık gayri safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en iyi 100 ekonomisinin 51 tanesi şirketlerdir. Bu 51 şirketten 47'si Amerika kökenlidir. Walmart, General Motors ve Exxon gibi şirketler Suudi Arabistan, Polonya, Norveç, Güney Afrika, Finlandiya, Endonezya ve benzer ülkelerden ekonomik olarak daha güçlüdürler. Ve artık ticari koruma kalkanları da kaldırıldığından, para birimleri bir arada çalkalanmakta ve uluslararası pazarda manipüle edilmekte, Amerikalı ekonomiler küresel kapitalizmi kendi lehine çevirmekte ve böylece imparatorluk daha da büyümektedir. Küçük 55 ekran televizyonunuzun önünde ayağa kalkıp Amerika ve demokrasi adına yaygara koparabilirsiniz. Ama Amerika Birleşik Devletleri yoktur. Demokrasi yoktur. Sadece IBM, ITT, AT&T, DuPont, Dow, Union Carbine ve Exxon vardır. Günümüz dünyasının ulusları bunlardır. Ruslar meclislerinde ne konuşuyorlar sanıyorsun? Karl Marx mı? Onlar da tıpkı bizler gibi program tablolar çıkarıyorlar. Teoriler geliştiriyor, çözümler üretiyorlar. Ticari işlerinin ve yatırımlarının fiyat maliyet olabilirlikleri üzerinde çalışıyorlar. Artık ulusların ve fikirlerin dünyasında yaşamıyoruz Bay Bill. Dünya, iş dünyasının kanunları ile tanımlanan bir şirketler birliği. Artık dünya bir iş Bay Bill. Toplu olarak değerlendirirsek dünyanın birleşmesi, özellikle de ekonomik olarak küreselleşmesi ve serbest pazar kapitalizminin özellikleri kendi doğruluğu içerisinde imparatorluk değişkenini göstermektedir. Pek azımız Dünya Bankası'nın, IMF'nin yapısal düzenlemeleri ve şartlarından veya Dünya Ticaret Örgütü'nün tahkimlerinden kaçabilmiştir. Bu uluslararası kuruluşlar bir yandan ekonomik küreselleşmenin ne olması gerektiğini belirlerken ne iştir ki yetersiz kalmışlardır. Jim Garrison, Amerika Birleşik Devletleri Dünya Forumu Başkanı. Dünya bir avuç şirket tarafından ele geçirilmekte ve yaşamımız için gereken doğal kaynaklar bunlar tarafından belirlenirken, bu kaynakları elde etmek için gereken para da onlar tarafından kontrol edilmektedir. En sonunda insan hayatı yerine finans ve şirket gücü üzerine kurulu dünya tekeli olacaktır. Eşitsizlik arttıkça doğal olarak daha fazla insan umutsuzluğa düşmektedir. Böylece bu düzen, sistemle çatışan insanları yeni bir yaşam tarzı oluşturmaya zorlamakta. Bu da teröristlerin doğmasına neden olmaktadır. Terörist terimi, düzenle çatışan bir insan ya da bir grup için kullanılan içi boş bir tanımlamadır. Bu kurgusal El-Kaide ile karıştırılmamalıdır. Aslında El-Kaide, 1980'lerde Amerika tarafından desteklenen mücahitlerin bilgisayar kayıtlarındaki adıdır. Gerçek şudur ki, El-Kaide adında bir İslam ordusu veya terörist bir grup yoktur.
Tüm istihbaratçılar bunu bilmektedir. Ama toplumu böyle bir örgütün var olduğuna inandırmak için Amerika tarafından desteklenen bir propaganda kampanyası sürdürülmektedir. Pierre Henry Banan, eski Fransız askeri istihbaratçısı. 2007'de Amerikan Savunma Bakanlığı küresel terörle savaş için 161.8 milyar dolar harcamıştır. Amerikan Ulusal Antiterör Merkezi'ne göre 2004'te tüm dünyada terörist eylemler nedeniyle yaklaşık 2000 kişi öldürülmüştür. Bunların 70 tanesi Amerikalıdır. Bu rakamı genel ortalama olarak ele alırsak, bir senede fıstık alerjisinden ölenlerin sayısı, terörist eylemler nedeniyle ölenlerin iki katıdır. Amerika'da başlıca ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarından her yıl 450 bin kişi ölmektedir. 2007'de bu konuyla ilgili araştırmalara hükümetin ayırdığı para ise 3 milyar dolar civarındadır. Yani her yıl kalp damar hastalıklarından ölenlerin sayısı, terörden ölenlerin sayısına göre 6600 kat fazla olmasına rağmen, Amerika 2007'de kalp damar hastalıklarından korunmak için harcadığının 54 kat fazlasını terörizm için harcamıştır. Ancak Amerika'nın çıkarlarına karşı en ufak bir girişimde bulunulması, terörizm ve El-Kaide'ye bağlanarak neredeyse tüm haberlerde yer almaktadır. Böylece hurafe giderek büyümektedir. Temmuz 2008 itibariyle Amerika olası terörist listesinde güncel olarak 1 milyonun üzerinde insan olduğundan hiç bahsetmeden, Amerikan Başsavcısı, Amerika Kongresi'ne bu hayali düşmana karşı savaş açılmasını önerdi. Adına terör karşıtı önlemler denilen bu şeylerin sosyal korumayla hiçbir ilgisi yoktur. Kurulu düzen adına yapılan her şey, açgözlülük ve hırs temeline dayalı olarak kurulmuş şirketler imparatorluğunun, dünyayı sömüren yayımcılığını yurt içinde ve yurt dışındaki anti-Amerikan harekete karşı korumak içindir. Dünyanın gerçek teröristleri gece yarısında karanlıklarda buluşmazlar veya şiddet eylemlerinden önce Allahu Ekber diyerek bağırmazlar. Dünyanın gerçek teröristleri 5000 dolarlık takım elbiseler giyerler ve finans dünyası, hükümet ve iş hayatının en yüksek pozisyonlarında çalışırlar. Öyleyse ne yapacağız? Bu güçlü, sürekli büyüyen açgözlülük ve kokuşmuşlukla dolu sistemi nasıl durdurabiliriz? Wall Street'in çıkarları için enerji kaynaklarını ve uyuşturucu üretimini kontrol eden, Irak'ta ve Afganistan'da milyonlarca insanın katledilmesi karşısında hiçbir şey hissetmeyen, bu sapkın şirketokrasi grubunu nasıl durdurabilir? 1980'den önce Afganistan'da dünyadaki uyuşturucunun %0 üretilirken, Sovyet-Afgan Savaşı'nı CIA destekli mücahitlerin kazanmasıyla 1986'da dünyadaki eroinin %40'ı üretilmeye başlandı. 1999'da bu oran %80'e yükseldi. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Taliban güçlendi ve 2000'de haşhaş tarlalarının çoğunu imha etti. Üretim %94'lük gerilemeyle 3000 tondan 185 tona düştü. 9 Eylül 2001'de Afganistan'ın işgal planı Başkan Bush'un masasındaydı. 2 gün sonra bahaneleri hazırdı. Günümüzde Amerikan kontrolündeki Afganistan, dünya eroininin %90'ından fazlasını sağlayarak her yıl üretim rekorları kırmaktadır. Böylesine açgözlülük ve kokuşmuşlukla dolu Madison Bulvarı'nın çıkarları uğruna fakir ülke insanlarını kölelik fabrikaları haline getiren bir sistemi nasıl durdurabiliriz? Veya gerekçeler oluşturmak için yalancı terörist saldırıları düzenleyen mühendisleri? Veya temelinde sömürüyü barındıran, alçak gönüllü tutumlar içeren sosyal operasyonları? Veya sistematik olarak azaltılan özgürlükleri ve insan hakları ihlallerini? Gizli saklı işler çeviren sayısız kuruluşla nasıl başa çıkabiliriz? Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, Bilderberg grubu ve diğer demokratik olarak seçilmemiş kapalı kapılar ardında hayatımızın politik, finansal, sosyal ve çevresel öğelerini kontrol eden bu gruplarla mı yanıta ulaşmak için öncelikle bu durumun altında yatan gerçek nedenleri bulmalıyız. Problemin kaynağı bencil, kokuşmuş,
güç ve kar amacına dayalı gruplar değildir. Onlar hastalığın belirtileridir. Açgözlülük ve rekabet, insan doğasının değişmez yapısı değildir. Aslında tamah ve para kıtlığı yaratılmaktadır ve yaygınlaştırılmaktadır. Bunun sonucunda yaşayabilmek için birbirimizle kavga etmemiz gerekmektedir. Bernard Lartier, Avrupa Birliği para sisteminin kurucusu. My name is Jack Fresco. I'm an industrial designer. Benim adım Jack Fresco, endüstriyel tasarımcı ve toplum mühendisiyim. İnsanlık için kalıcı bir sistem geliştirme konusuyla yakından ilgileniyorum. Her şeyden önce belirtmeliyim ki yozlaşma kavramı parasal sistemin ürünüdür. İnsanların iyiliğini yok etmeye yönelik sapkın davranışların nedenidir. Uğraştığınız şey insan davranışlarıdır ve insan davranışları çevre tarafından belirlenir. Yani Seminole Kızılderililerinin yanında büyümüş bir bebek olsaydınız, başka bir şey görmemiş olsaydınız, onların değer yargılarına sahip olurdunuz. Bu durum uluslar, bireyler ve çocuklarını eğitmeye çalışan aileler için de geçerlidir. O insanların o ülkedeki kaderleri ve kendilerini o ülkenin bir parçası gibi hissedip hissetmemeleri ve bir toplum oluşturmaları, bu toplumu kurduk demeleri bundan kaynaklanır. Aslında toplum kurmak işlevsel bir bakış açısı olabilir ve sürekliliği istenebilir. Ama unutulmamalıdır ki toplumlar kurulmamıştır. Kendiliğinden gelişerek oluşurlar. Bunun sonucu olarak kurulu düzen, kendisi dışında kalan yeni fikirlerle savaşır. Hükümetler kendilerini güçlü kılacaklarını seçmeye çalışırlar. Yönetime seçilenler bir şeyleri değiştirmek için seçilmezler. Onlar oraya düzenin devam etmesini sağlamak için getirilirler. Yozlaşmanın kaynağının kendi toplumumuz olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Daha netleştirirsem, bütün uluslar temelde yozlaşmıştır. Çünkü var olan kurumları desteklemektedirler. Burada ulusları batırmak ya da çıkarmak niyetinde değilim. Fakat komünizm, sosyalizm, faşizm, serbest piyasa sistemi ve diğer tüm alt kültürler aynıdır. Hepsi temelde yozlaşmıştır. Sosyal kurumlarımızın en temel karakteristiği kendi varlıklarını korumaktır. Bu kurumlar, şirketler, dini kuruluşlar ya da hükümetle işbirliği yaparak esas olarak kendi varlıklarının devamına önem verirler. Örneğin, bir petrol şirketi enerji kullanımının kendi kontrolünün dışında olmasını istemez. Çünkü bu durumda şirket halk için önemsiz hale gelir. Aynı şekilde Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü gerçekte, Amerika'nın küresel hegemonyasını ve kurulu ekonomik düzenini ebediyen koruyabilmesi için gerekliydi. Benzer şekilde dinler, insanları doğal eğilimlerinden dolayı suçlu hissetmelerine koşullandırır. Hepsi bağışlanmanın ve kurtuluşun tek yolunun kendileri olduğunu söylerler. Kendi kendini koruyan bu düzenin kalbinde parasal sistem yatar. Var olmanın ve gücün koşulu paradır. Bu nedenle fakir birinin yaşamak için çalmak zorunda kalması doğaldır. İstenen tek şey karlılığın devam etmesidir. Doğal olarak kar bazlı kurumlardan vazgeçmek zordur. Bu, sadece büyük insan gruplarının yaşam mücadelesini tehlikeye atmakla kalmaz, güce dayalı imrenilen maddeci hayat tarzını da tehlikeye atar. Sosyal olarak gerekliliğine bakılmaksızın bir kurumun var olabilmesinin kesin koşulu, para kazandırır veya kar ettirir olmasıdır. Benim çıkarım ne? İnsanların düşündüğü bu. Eğer insan bir ürünü satarak para kazanıyorsa, kendi gelirini tehlikeye atacak benzer ürünü satan diğerleriyle savaşacaktır. Bu yüzden insanlar dürüst değildir ve birbirlerine güvenmezler. Biri gelip de size derse, tam aradığınız evi buldum, o bir satıcıdır. Bir doktor böbreğinizi almalıyız dediğinde, bunu yatının parasını ödemek için mi, yoksa gerçekten böbreğimin alınması gerektiği için mi dediğini bilmem mümkün değildir. Parasal sistemde insanlara güvenmek zordur. Eğer dükkanıma gelirseniz ve desem ki, bizdeki lamba güzel ama yan dükkanda daha iyisi var, İş hayatında uzun kalamam.
işler yürümez. Ahlaklı davranırsam işler yürümez. Bu bağlamda sanayi sektörü insanlığa hizmet etmektedir derseniz bu doğru olmaz. Ahlaklı olmaya güçleri yetmez. Çünkü yok olurlar. Şu anda geçerli olan sistem insanların yararı için tasarlanmamıştır. Eğer hala anlayamadıysanız, insanları önemsemiş olsalardı ortada taşeronlar olmazdı. Endüstri umursamaz. İnsanları işe almalarının sebebi henüz otomasyona geçmemiş olmalarıdır. Terbiyeden ve ahlaktan bahsetmeyin. Gücümüz yetmez ve iş hayatında kalamayız. Şunu saptamak önemlidir. Sosyal sistem ne olursa olsun, faşist, sosyalist, kapitalist veya komünist olsun, altta yatan mekanizma para, iş gücü ve rekabettir. Komünist Çin, Amerika'dan daha az kapitalist değildir. Aradaki tek fark devletin pazara girme derecesidir. Gerçek olan şudur. Ülkelerin çıkarlarını yönlendiren asıl mekanizma, para izmidir. Bu saldırgan ve egemen para izmin diğer bir çeşitlemesi ise serbest piyasa sistemidir. Adam Smith gibi serbest piyasa ekonomisini temel bakış açısını ortaya koyanlar şunu savunurlar. Kişisel çıkarlar ve rekabet toplumun refaha kavuşmasını sağlar. Çünkü rekabet insanları sahip olduklarını ellerinde tutmaya yönlendirir. Ancak üzerinde hiç konuşulmayan şey, rekabete dayalı bir ekonominin sonunda stratejik yozlaşma, zenginlik üzerinde hakimiyet, sosyal katmanlaşma, teknolojik durağanlık, iş gücü suistimali ve zengin elitlerin kontrolündeki hükümet diktatörlüğü ile sonlanmasıdır. Yozlaşma kelimesi genelde ahlaki çarpıklık olarak tanımlanır. Eğer bir şirket daha az para harcamak için okyanusa zehirli atık bırakırsa herkes buna bozuk davranış der. Güç algılanan bir diğer husus ise Walmart'ın bir kasabaya şube açıp rekabet edemeyen küçük işletmeleri kapanmaya zorladığında işsizliğe neden olmasıdır. Walmart'ın yaptığı kötülük nedir? Yok ettikleri küçük işletmeleri neden önemsesinler ki? Ya da yeni bir makine nedeniyle bir insanın işten çıkarılması, böylece makinenin o işi daha ucuza yapması, bu gibi durumlar insanlar tarafından doğal karşılanır. Bunun acımasız, yanlış bir davranış olduğunu görmezler. Çünkü temelde ister zehirli atıkları okyanusa bırakın, ister tekel girişimlerinde bulunun, ister iş gücünü azaltın, bunların hepsinin gerekçesi aynıdır. Kar sağlamak. Bunların hepsi kendini koruma içgüdüsünün değişik yansımalarıdır ve her zaman insanların refahı paradan sonra gelir. Bu nedenle yozlaşma, paraizmin bir yan ürünü değildir. Tam anlamıyla kendisidir. Birçok insan bu gidişi çeşitli aşamalarında fark ederken, çoğunluk toplumun yönelimlerini belirleyen ve sadece kendi çıkarını güden bu sistemin iyice yayıldığının ve dallanıp budaklandığının farkında değildir. Bazı kaynaklar gösteriyor ki bu şirket kesin olarak ilaçlarına AIDS virüsü bulaşmış olduğunu biliyordu. Bu ilaçları Amerika'da piyasadan kaldırdılar ve ardından Fransa, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da piyasaya sürdüler. Amerikan hükümeti bunun olmasına izin verdi. FDA bunun olmasına göz yumdu ve şimdi hükümet tamamen görmezden geliyor. Binlerce masum hemofili hastası AIDS virüsü yüzünden öldü. Şirket ilaçlara AIDS virüsü bulaşmış olduğunu kesinlikle biliyordu. Bunu yaydılar çünkü bunun kar getiren bir felakete dönüşmesini istediler. Gördüğünüz gibi insanlar yozlaşmanın içinde yetişiyorlar. Hepimiz birbirimizi kazıklıyoruz ve bu tip davranışların toplum düzenine uygun davranışlar olduğunu kabul edemeyiz. Politika, kime oy vereceğini bilememe duygusu. Bunu hissedenler demokrasi kuralları çerçevesinde düşünürler. Ama para bazlı ekonomide demokrasinin uygulanması imkansızdır. Eğer partinizin seçim kampanyası için daha fazla para harcarsanız, hükümette de istediğiniz göreve gelirsiniz. Bu demokrasi değildir. Bu parası olanlara hizmet eder ve her zaman zengin elitlerin diktatörlüğü olur. Ya demokrasiye sahip olabiliriz ya da bütün zenginlikleri elinde tutan birkaç kişiye. Ama ikisi birden olmaz. Louis Brandeis.
Yüksek Mahkeme Yargıcı. Başkanlık adayları listesine daha önce görmediklerimizin mucizevi şekilde girmesi, değinilmesi gereken enteresan bir gözlemdir. Nasıl olduysa yine aynı sosyal görüşte olan, çok zengin insanlardan oluşan bir gruptan seçim yapmak durumunda kaldınız. Tabii ki bu bir şaka. Seçim pusulasındaki insanlar da aynıdır. Çünkü ekonomi devleri tarafından düzene uyacak olanlar önceden belirlenir. Demokrasinin bu kandırmacasını kavrayanlar bile sık sık, eğer dürüst ve ahlaklı politikacıları seçersek o zaman işler yoluna girer. Bu fikir mantıklı gelse de kurgulanmış bir yaklaşımdır ve maalesef yanlış bir düşüncedir. Gerçekten neyin önemli olduğuna gelirsek, politika kurumunun ve politikacıların dünyamızı ve toplumumuzu güzelleştirmekle, geliştirmekle alakaları yoktur. Problemleri çözebilecek olanlar politikacılar değildir. Teknik olarak kapasiteleri uygun değildir. Problemlerin nasıl çözüleceğini bilmezler. Samimi olsalar bile problemleri çözmeyi bilmezler. Arıtma tesislerini yapanlar teknisyenlerdir. Elektriği size sunanlar teknisyenlerdir. Motorlu taşıtlarınızı size veren, evinizin ısınmasını ve yazın serinlemesini sağlayan, sorunları çözen teknolojidir. Politikacılar değildir. Politikacılar sorunları çözemezler. Çünkü bunun için yetiştirilmemişlerdir. Çok az insan hayatlarımızı iyileştiren şeyin ne olduğunu durup düşünür. Para mı? Tabii ki değil. Kimse parayı yiyemez veya parayı depoya koyup arabayla gezemez. Politika mı? Politikacıların bütün işi yasalar çıkarmak, bütçe ayarlamaları yapmak veya savaş ilan etmektir. Din mi? Tabii ki değil. Din, ihtiyacı olanlara manevi teselli sağlamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bizim sahip olduğumuz en önemli şey, hayatlarımızın güzelleşmesini sağlayan yegane şey teknolojidir. Teknoloji nedir? Teknoloji bir kalemdir. Haberleşebilmek ve iletebilmek için düşünceleri kağıt üzerine aktaran. Teknoloji bir otomobildir. Ayaklarınızın sunduğundan daha hızlı seyahat imkanı sunan. Teknoloji bir gözlüktür. İhtiyacı olanlara görme kabiliyeti sağlayan. Teknoloji insanların ihtiyaçlarının uzantısıdır. İnsanları angarya ve problemlerden kurtarır, harcanan emeği azaltır. Bugün telefon olmasa hayatınızın nasıl olacağını hayal edin. Veya bir ocağın, veya bilgisayarın, veya uçağın. Evinizdeki her şey, kapı zilinden masaya, bulaşık makinesine, teknisyenlerin yaratıcı, bilimsel zekalarıyla üretilmiş olan teknolojidir. Para, politika veya din değildir. Bunlar yanlış kurumlardır. Milletvekilinize mektup yazmanız fantazidir. Size derler ki, bir şey yapılmasını istediğinizde milletvekillerinize yazın. Politikacılar teknolojide çok ileri olmalılar ya da insanlıkta ya da suçu önlemede ya da insan davranışına şekil veren bütün etmenlerde. Milletvekilinize yazmak zorunda değilsiniz. Onlar ne tip insanlardır ki o işi yapmak için tayin edilmişlerdir? Gelecekte bizi büyük zorluklar bekliyor. Bu duruma politikacıların yaklaşımı şöyledir. Proje kaça mal olacak? Soru kaça mal olacağı değildir. Soru kaynaklara sahip miyizdir? Bugün elimizdeki kaynaklarla herkese ev sahibi yapabiliriz. Dünyanın her yerine hastaneler yapabiliriz, okullar yapabiliriz. Gelişmiş laboratuvarlarda araştırmalar yapılmasını ve tıp eğitimi verilmesini sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi her şeye sahibiz ama parasal bir sistemin içindeyiz ve parasal sistemin içinde çıkar vardır. Bencillikle birlikte çıkar düzenini yaşatan ana mekanizma nedir? Özündeki rekabetçiliği barındıran gerçek şey nedir? Yüksek verimlilik ve dayanıklılık mı? Hayır. Yapısında böyle bir şey yoktur. Kar amaçlı toplumumuzda üretilen şeyler dayanıklı veya verimli değildir.
Öyle olsaydı, bir yılda milyar dolarları bulan otomobil servis endüstrisi olmazdı. Ne de daha modası geçmeden bozulan ve ömrü 3 aydan daha az olan elektronik malzemeler olurdu. Bolluk mu? Kesinlikle değil. Bolluk, arz-talep dengesini bozan olumsuz bir şeydir. Eğer bir elmas şirketi normalden 10 kat fazla elmas çıkartırsa, bu elmas arzının artmasına neden olur. Bu da elmasın fiyatının ve getirdiği karın düşmesi anlamına gelir. Gerçek şudur, verimlilik, dayanıklılık ve bolluk çıkar ve kar dünyasının düşmanıdır. Bir cümleyle özetlersek, kar oranlarını arttıran kıtlıktır. Kıtlık nedir? Kıtlık, ürünleri daha değerli yapar. Petrol üretiminin yavaşlaması, petrolün fiyatını arttırır. Elmasın az bulunması, fiyatını yüksek tutar. Kimberley elmas madeninde, elmasları karbon haline gelene kadar yakarlar. Böylece elmas fiyatlarını yüksek tutarlar. O zaman, endüstri için yararlı bir durum olan kıtlık, gerçekten varsa ya da suni olarak yaratılıyorsa, bu toplum için ne anlama gelir? Anlamı şudur, sağlam bir yapı ve bolluk bu kar amaçlı sistemde asla ve asla var olamayacaktır. Bu sistemin doğasına terstir. Bu sistemde savaşın ve yoksulluğun olmadığı bir dünya imkansızdır. Bu sistemde etkinliğine ve üretkenliğine rağmen teknolojik ilerleme de imkansızdır. En çarpıcı olansa, insanlardan gerçekten ahlaklı ve doğru davranmalarını beklemek imkansızdır. İnsan doğası mı, insan davranışı mı? İnsanlar içgüdü kelimesini kullanırlar çünkü davranışı önemsemezler. Otururlar, eksik bilgileriyle değerlendirme yaparlar ve şöyle derler. İnsanlık kendine bir yol çizdi. Hırs doğal bir şeydir. Sanki yıllarca üzerinde çalışma yaptılar. Bu onlar için elbise giymek kadar doğaldır. Bizim istediğimizse problemlerin sebeplerini ortadan kaldırmaktır. Açgözlülüğü, bağnazlığı, ön yargıları, birilerinin sırtından geçilmeyi, elit grupları ortadan kaldırmak, hapishanelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak ve refahı sağlamaktır. Bu sorunlar daima vardı. Çünkü hep kıtlık içinde ve kıtlığı yaratan para sistemiyle yaşadık. Eğer sosyal saldırganlaşmayı yaratan koşulları tamamen yok ederseniz var olamazsınız. Biri çıkar ve der ki, dinleyin, bunlar doğuştan mı? Hayır değil. İnsan doğası yoktur. İnsan davranışları vardır ve bu tarih boyunca değişim göstermiştir. Bağnaz, açgözlü veya kin dolu olarak dünyaya gelmediniz. Bunları toplumdan aldınız. Savaş, yoksulluk, açlık, mutsuzluk, insanların ızdırabı parasal düzende değişmeyecektir. Olsa da çok küçük değişimler olacaktır. Ben kültürümüzü ve değerlerimizi dünyanın taşıyabileceği kapasite doğrultusunda yeniden tasarlamaktan bahsediyorum. Dünyayı bazı insanların fikirlerine veya bazı politikacıların söylemlerine göre şekillendirmekten ya da dinsel heveslerin insan sorunlarına çözüm getirmesinden söz etmiyorum. İşte Venüs projesi bunun hakkındadır. Bu projede bahsedilen toplum, tüm eski batıl inançlarından, bir yere sıkıştırılmaktan, hapsedilmekten, polis zulmünden ve kanunlardan kurtulmuş bir toplumdur. Bu toplumda bütün kurallar, kısıtlamalar, borsa simsarlığı, bankerlik, reklamcılık gibi meslekler sonsuza dek yok olup gidecekler. Neden mi? Çünkü artık onlara ihtiyaç kalmayacak. İnsanı özgürleştiren, yaşam kalitesini arttıran şeyin insan yaratıcılığının ürünü olan teknoloji olduğunu anladığımızda, dünya kaynaklarının akıllı şekilde yönetilmesine odaklanmamız gerektiğini algılayacağız. Çünkü refahımızı devam ettirecek her şeyi bu kaynaklardan elde ediyoruz. Bunu anladıktan sonra, bu kaynaklara ulaşmada asıl engelin para olduğunu ve her şeyin farazi bir bedeli olduğunu görürüz. Bu kaynaklara ulaşmak için neden paraya gereksinmemiz var?
mevcut ya da olabileceği düşünülen kıtlık nedeniyle olabilir mi? Genellikle Amerika'da hava ve musluk suyu için para ödememekteyiz. Her ikisinden de bol bol var. Bu nedenle satmak son derece anlamsız olurdu. Mantıklı konuşmak istersek, eğer kaynaklar ve teknolojiler yaşantımızdaki her şeyi yaratmak için kullanılabiliyorsa, örneğin evler, kentler, ulaşım ve bunun gibi şeyler çok çok yeterli olacaklardır. Herhangi bir şeyin satılması gerekmeyecektir. Benzer şekilde otomasyon ve makineler teknolojik olarak çok geliştirilirse ve insan iş gücüne gerek kalmazsa, iş bulmak gibi bir sorun da kalmayacaktır. Bu tür sosyal konularla yeterince ilgilenilirse, para kazanmak için ortada bir neden kalmayacaktır. Ve nihai soruya geliriz. Dünya üzerinde yeterince kaynak ve teknolojik kavrayış var mı ki refah içinde yaşayacak bir toplum yaratabilelim? Bu öyle bir toplum olsun ki hali hazırda kullandığımız şeylerin bir fiyat etiketi olmasın ve bunları elde etmek için iş bulmak zorunda da kalmayalım. Evet var. Bunları gereken en alt düzeyde sağlayabilecek kaynak ve teknolojimiz var. Hatta yaşam standartlarını o kadar yükseltebiliriz ki, gelecekte insanlar dönüp şu an yaşadığımız zamana baktığında, ne kadar ilkel ve az gelişmiş bir toplumda yaşamışlar diyeceklerdir. Venüs projesinin amacı, günümüz bilgileriyle güncellenmiş, tamamen farklı bir sistemin tasarlanmasıdır. Bilim adamlarına hiç, sıkıcı ve monoton işlerin ortadan kaldırıldığı bir toplumu nasıl tasarlarsınız diye sormadık. Ulaşım sırasındaki kazaların olmamasını nasıl sağlarız diye sormadık. Veya temiz ve daha etkin başka enerji kaynaklarının bulunmasını istemedik. Bunların hepsi yeni bir sistemde yapılabilir. Parasal sistem ile kaynak tabanlı ekonomi arasındaki en büyük fark, kaynak tabanlı ekonominin insanlarla ve onların refah düzeyleriyle ilgili olmasıdır. Buna karşın parasal sistem o kadar bozulmuştur ki, insanlıkla ilgili her şey ikincildir. Üretime dair her şey ne kadar para kazandırdığına bağlıdır. Toplumdaki sorun, eğer çözüldüğünde para kazandırmıyorsa, bu uygulanmamaktadır. Kaynak tabanlı ekonomi, bugüne kadar denenmiş şeylerden hiçbirine benzememektedir. Elimizdeki teknolojinin yardımıyla bolluk yaratabiliriz. Herkesin hayat tarzını daha iyi hale getirebiliriz. Teknolojiyi akıllıca kullanırsak tüm dünyaya bolluk sunabilir, çevremizin de korunmasını sağlayabiliriz. Bu çok değişik bir sistem ve hakkında konuşması da çok zor. Çünkü toplumlar henüz teknolojinin olanakları hakkında doğru bilgilendirilmiyorlar. Günümüzde fosil yakıtları kullanmak zorunda değiliz. Mevcut pek çok enerji formu var. İçinde yaşadığımız sistem tarafından kullanmaya mecbur bırakıldığımız alternatif enerji çözümleri, hidrojen, biyoyakıtlar ve hatta nükleer gibi enerji formları yetersiz ve tehlikeli olmalarının yanı sıra, sermayenin oluşturduğu kar amaçlı düzeni devam ettirme amaçlıdır. Enerji şirketlerinin propagandaları ve sadece kendilerine hizmet eden çözümlerden daha ileriye baktığımızda, kendimizi temiz, bol ve yenilenebilir bir enerji denizinde yüzer bulabiliriz. Güneş ve rüzgar enerjisi toplum tarafından çok iyi bilinmektedir. Ama bunların gerçek potansiyelleriyle ilgili bilgiler asla vurgulanmamaktadır. Güneş enerjisi o kadar bol ki, gün ortasındaki bir saatlik ışıktan, tüm dünyanın bir yılda kullandığından daha fazla enerji üretilebilmektedir. Bu enerjinin yüzde birini ele geçirebilsek, petrol, gaz ve buna benzer şeyleri kullanmamıza hiç gerek kalmayacak. Buradaki sorun bulunurluluğu ile ilgili değil, kullanılması için gereken teknolojinin oluşturulması ile ilgilidir. Günümüzde pazarı paylaşmak istemeyen, kurulu enerji düzenince engellenmekte olmalarına rağmen, başarıya ulaşmış bir sürü çalışma var. Ve rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi uzun zamandır verimsiz olarak addedilmektedir ve bölgesel olmasından dolayı pratik değil denmektedir. Bu kesinlikle doğru değildir. Amerika Enerji Bakanlığı 2007'de Amerika'nın 50 eyaletinin sadece 3'ünde rüzgardan doğru faydalanılsa elde edilen enerjinin Amerika'ya yetebileceğini kabul etti. Gelgit ve dalga enerjileri ise daha da az bilinir. Gelgit enerjisi okyanus suyunun yükselme ve alçalmasıyla oluşur.
İngiltere'de 42 bölgenin buna uygun olduğu belirlenmiştir. Öngörüde bulunursak, İngiltere'nin enerjisinin %34'ü sadece gelgit gücüyle karşılanabilir. Dalga gücü, okyanuslardaki yüzey hareketlerinin enerjiye dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. Yılda 80 bin terawatt saatin üstünde potansiyele sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu, dünyanın enerji ihtiyacının %50'sinin sadece dalga gücünden elde edilebileceği demektir. Şunu belirtmek önemlidir ki, gelgit, dalga, güneş ve rüzgar enerjilerinden faydalanmak için hemen hemen hiçbir başka enerjiye gerek yoktur. Yani ne kömür, benzin, gaz, biyodizel, hidrojen gibi değillerdir. Sadece bu dört kaynaktan uygun teknoloji ile verimli şekilde faydalanılması dünyaya sonsuza kadar enerji sağlayacaktır. Bunların hepsini geride bırakacak diğer bir temiz ve yenilenen enerji formu daha vardır. Jeotermal enerji. Isı madenciliği de denilen jeotermal enerji, su kullanılan basit bir işlemle devasa miktarda temiz enerji sağlar. 2006'da jeotermal enerji konusundaki MIT raporuna göre, dünyada kullanılabilir halde 13 bin jetajüllük bir enerji bulunmaktadır. Bunun 2000 jetajüllük kısmına ileri teknoloji ile çok kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Dünyadaki bütün ülkelerin bir yıllık toplam enerji tüketimleri ise yarım jetajül kadardır. Bu da demek oluyor ki, gezegenin 4000 yıllık enerjisi sadece bu kaynaktan elde edilebilir. Dünyanın ısı üretiminin sürekli yenilendiğini düşünürsek, bu enerji gerçekten sınırsızdır. Sonsuza kadar kullanılabilir. Bu enerji kaynakları temiz, yenilenebilen, kullanıma hazır olanlardan sadece birkaçıdır. Zamanla başka kaynaklar bulabiliriz. En önemlisi ise bütün bu enerji bolluğunun kirlilik yaratmaması, idareli kullanım gerektirmemesi ve bedava olmasıdır. Peki ya ulaşım? Toplumumuzda ulaşım, otomobil ve uçak gibi ağırlıklı olarak fosil yakıtlar kullanan araçlarla yapılmaktadır. Otomobiller konusuna değinirsek, bir kez şarj edildikten sonra 300 kilometreyi saatte 160 kilometre hızla gidebilen elektrikle çalışan arabalar mevcuttur. Bu teknoloji uzun yıllardır var. Ancak batarya patentleri pazardaki payı belirleyen petrol endüstrisi tarafından kontrol edildiğinden ve enerji endüstrisinin yaptığı politik baskı bu teknolojinin ulaşabilirliği ve geliştirilmesini sınırlamaktadır. Dünyadaki bütün araçların elektrikli ve petrole gerek duymayan, temiz enerjili olmamasına ahlaksız kar açlığından başka hiçbir engel yoktur. Zamanla uçaklar da dahil, bu ulaşım yöntemlerinin yetersiz, kullanışsız, yavaş ve çok fazla çevre kirliliği yarattığının farkına varacağız. Bu bir maglev treni. İtici güç için mıknatıslar kullanılır. Manyetik bir alanda tamamen asılıdır ve bir yolcu uçağının kullandığı enerjinin %2'sinden daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Tekerlekleri yoktur. Bu yüzden eskiyecek bir yeri de yoktur. Bu teknolojinin versiyonlarının, Japonya'da kullanılan en güncelinin maksimum hızı 581 km saattir. Ancak bu versiyon artık eskidi. Venüs projesi ile bağlantısı olan ET3 adlı bir organizasyon, su altında veya karada, sürtünmesiz ve hareketsiz bir tüpün içinde, 6440 km saat hızla gidebilen çift yollu bir maglev tren tasarladı. Los Angeles'tan New York'a öğlen arası için gittiğinizi veya Washington'dan Pekin'e 2 saatte gidebileceğinizi hayal edin. İşte bu, geleceğin kıtasal ve kıtalar arası seyahat tarzıdır. Hızlı, temiz, bugün aynı amaçla kullandığımız enerjinin sadece az bir kısmını kullanarak. Aslında maglev teknolojisi, ilerlemiş batarya ve jeotermal enerji ile beraber bir daha fosil yakıtlarının kullanılmasına gerek kalmayacaktır. Kar çıkar amaçlı yapı tarafından engellenmesek bunu hemen şimdi yapabiliriz. Bugünlerde Amerika faşizme yöneldi. Amerika'nın baskın felsefesinin ve dinin faşist bakış açısını destekleme eğilimi giderek artıyor. Aslına bakarsanız Amerikan enstitüsü zaten faşist bir yapıdır. Bunu anlayamadıysanız, çalışma kartınızı bastığınızda gözünüzü diktatörlükte açarsınız. Bizlere iş sahibi olup çalışmanın saygınlık getirdiği fikri verildi. Bakıyorum da, bu maaşlı kölelik.
hayatımızı alın terimizle kazanmamız gerektiği anlatılarak büyütüldük. Bu da insanların geri durmalarına neden oluyor. İnsanları angaryalar ve onları cahil bırakan sürekli tekrarlanan işlerden kurtarmıyor, böylece onları soyabiliyorsunuz. Bizim önerdiğimiz kaynak tabanlı ekonomide makineler insanlığı özgürleştirir. Görüyorsunuz, böyle bir dünyayı bilemediğimiz için hayalini bile kuramıyoruz. Tarihe bir göz atacak olursak, makine otomasyonunun yavaş yavaş insan gücünün yerini aldığını görürüz. Asansör görevlisinin ortadan kalkmasıyla başlayıp, neredeyse tamamen otomasyona bağlı olan araba fabrikasına doğru uzanan bir yoldur. Gerçek şu ki, teknoloji geliştikçe insan gücüne duyulan gereklilik sürekli azalmaktadır. Bu durum ciddi bir uyumsuzluk yaratmakta ve paraya dayalı iş sisteminin yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Parasal sistemde insan iş gücü teknolojik gelişme ile rekabete girer. Endüstrideki yaklaşımların önceliği kar ve çıkar olduğu için zaman içerisinde işçiler işten çıkarılacak ve makinelerle yer değiştireceklerdir. Endüstride makineler kullanılmaya başladıktan sonra çalışma gücünü kısaltmak yerine işten çıkarmalar başlar. Dolayısıyla siz işinizi kaybedersiniz ve bu nedenle makinelerden korkarsınız. Yüksek teknolojili, kaynak tabanlı bir ekonomide abartısız söyleyecek olursak, bugünkü işçilerin %90'ı makineler tarafından yapılabilir. İnsanları köle olmadan hayatlarını yaşayabilmeleri için özgür bırakmak, teknolojinin önemi buradadır. Zamanla nanoteknoloji ve diğer ileri bilim dallarıyla karmaşık zor tıbbi ameliyatları yapan makinelerin olacağı düşüncesi hiç de uzak değildir. İzlenecek yol nettir. Ancak iş gücü gelirine gerek duyan parasal bazlı yapımız bu gelişmeyi engellemektedir. İnsanlar yaşayabilmek için işe gerek duyarlar. Sonuç şu ki bu sistem gitmeli. Yoksa asla özgür olamayacağız ve teknoloji sürekli olarak durdurulacak. Lağımları temizleyen makinelerimiz var ve insanlar o işten kurtuldu. Makinelere insan performansının uzantısı olarak bakılmalıdır. Dahası, bugünkü birçok mesleğin kaynak tabanlı ekonomide var olmasının anlamı yoktur. Para yönetimi, reklamcılık ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler gibi. Para olmasaydı, bugün işlenen suçların çoğu da olmazdı. Hemen hemen bütün suç çeşitleri parasal sistemin sonucudur, ya direkt alakalıdır ya da ekonomik bunalımın yarattığı ruh halindendir. Bu bağlamda kanunların da sonu gelecektir. Yollara yağmurda kaygandır dikkatli geçin levhası koymak yerine kayganlığı önleyici kaplamalar koyulursa yollar ıslakken kaygan olmaz. Sarhoş biri arabasına bindiğinde ve araba yoldan dolayı sallandığında aslında çok az bir sallanma hareketi olur. Ama o araba yoldan çıkacaktır. Kanun değil, çözüm gerekli. Arabalara sonar veya radar koyun. Böylece birbirleriyle çarpışamazlar. İnsanlar kanunları, oluşan sorunları çözmek için değil, bunları nasıl çözeceklerini bilmedikleri için yaparlar. Dünyanın en özelleştirilmiş, kapitalist ülkesi olan Amerika'da hapishane mahkumu sayısının çok olması bizi şaşırtmıyor. Bu sayı her yıl daha da artmaktadır. İstatistiklere göre bu hükümlülerin pek çoğu eğitimsiz, fakir ve muhtaç kesimlerden gelmekte. Yapılan propagandanın aksine, yaşam koşulları onları suça ve şiddete yönlendiriyor. Ne iştir ki toplumda bu konuda kafasını başka yöne çeviriyor ve gerçek nedeni göremiyor. Yasalarımız ve hapishane sistemlerimiz toplumumuzun bu davranışlarının kökünü nasıl değerlendirdiğinin örnekleridir. Her yıl mahkumlar ve polis için milyarlar harcanırken sadece çok küçük bir kısım yoksullukla ilgili sorunlar için harcanıyor. Fakirlik, suçlardan sorumlu en temel etkenlerden biriyken, kıtlık ve yoksulluğu tercih eden ve aslında bunları yaratan bu ekonomik sistemle suçtan kurtulmak mümkün olmayacaktır. İnsanlar
İnsanlar yaşamları için gerekli olan ihtiyaçlarına borçla, takasla, ticaretle ulaşamasalardı çok farklı davranırlardı. Bütün bunların ücretsiz olmasını istersiniz. Peki o zaman bir fiyatınız olacak. İnsanları ne motive edecek? İnsanlar istedikleri her şeye sahip olursa güneşin altında yan gelip yatar. Kullandıkları sis perdesi budur. Bugün geçerli olan kültürümüzde insanlar parasal sistemin teşvik edici olduğu inancıyla eğitiliyorlar. Eğer her şeye ulaşma imkanları olsa neden bir şey yapmak istesinler ki? Güdülerini kaybedeceklerdir. İşte parasal sistemi desteklemeniz için size öğretilen şey budur. Bu senaryodan parayı çıkardığınızda çok hem de çok farklı dürtüler ortaya çıkacaktır. İnsanlar yaşantılarıyla ilgili temel ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman dürtüler de değişikliğe uğrar. Ay ve yıldızlara ne dersiniz? Yeni dürtüler hemen oluşur. Beğendiğiniz bir resim yaptığınızda onu birilerine vermekten keyif alacaksınız, satmaktan değil. Bugüne kadar gözlemlediğim birçok okul eğitimi mesleklere yönelik insanlar yetiştirmek içindi. Genel bilgileri içeren eğitim yerine uzmanlık alanlarına göre eğitim verilmektedir. Bence çok şey bilen insanları alıp savaşa götüremezsiniz. Günümüzde eğitim tamamen ezbercidir. Problemlerin nasıl çözüleceği öğretilmiyor. İnsanlara hem duygusal hem de kendi alanlarında gerekli araçlar verilmemektedir. Böylece insanlar eleştirici düşünmeyi öğrenemezler. Kaynak tabanlı bir ekonomide eğitim çok farklı olacaktır. Bizim önerdiğimiz toplumun temel ilgi alanı zihinsel gelişimdir. Herkesin en yüksek düzeyde teşvik edilmesidir. Çünkü bizim felsefemiz insanları daha bilinçli hale getirmek, herkesi katılımcı ve destekçi haline getirmektir. Çocuklarınız akıllandıkça benim hayatım da daha iyi hale gelecek. Çünkü çevrelerine ve benim yaşamıma daha yapıcı yaklaşacaklar. Kaynak tabanlı ekonomide tasarladığımız her şey toplumla uygulanacak ve topluma dayalı olacaktır. Bunu engelleyen hiçbir şey olmayacaktır. Vatanseverlik, silahlar, ordular, donanmalar, bunlar hala uygarlaşamadığımızın göstergeleridir. Çocuklar ebeveynlerine soracak, makinelerin gerekli olduğunu fark etmediniz mi? Kıtlık yarattığınız sürece savaşların kaçınılmaz olacağını göremediniz mi baba? Apaçık ortada değil mi? Tabii ki, çocuklar sadece kurulu düzene hizmet eden ve onu yücelten kuş beyinliler olduğumuzu anlayacaklar. Bizler tarih yazamayacak kadar berbat ve hastalıklı bir toplumuz. Büyük ulusların, küçük ulusların topraklarını zorla, şiddet kullanarak aldığından söz edecekler. Bahsettiğimiz tarihin, uygarlığın başlangıcından bu yana yozlaşmış olduğunu fark edeceksiniz. Ta ki tüm uluslar hep birlikte çalışana, uygarlaşana kadar. Herkesin birbirinin iyiliği için çalıştığı ve hiç kimsenin köle olmadığı bir dünya. Sosyal sınıfların, elitizmin hiçbir çeşidinin olmadığı bir dünya. Devlet hiçbir şey yapamaz. Çünkü devlet yoktur. Burada sözcülüğünü yaptığım, kaynak tabanlı küresel ekonomik sistemim mükemmel değil ama sahip olduğumuz sistemden kat kat daha iyi. Mükemmele asla erişemeyiz. Benim ülkem dünyadır ve dinim iyi olanı yapmaktır. Thomas Paine. İçinde yaşadığımız toplumun sosyal değerleri, kaçınılmaz savaşlar, yozlaşma, sıkıcı, bunaltıcı yasalar, sosyal katmanlaşma, ipe sapa gelmez batıl inanışlar, hurafeler, çevresel yıkım ve kirlenme, ve sosyal yönden kaygısız çıkar amacı güden zorba yönetici sınıf, aslında en temel iki kavramın önemsenmemesinin sonucudur. Doğanın gelişim ve ortak yaşam kanunları. Gerçekliğin doğası gereği, bütün bu sistemler, yani bilim, toplum, teknoloji, felsefe veya herhangi bir buluş, yasaklanmadığı takdirde daima değişime uğrayacaktır.
Bugünlerde tartıştığımız klişe konulardan modern iletişim ve ulaşım antik çağlarda hayal edilemez şeylerdi. Aynı şekilde gelecekte olacak teknolojiler ve sosyal yapılanmalar bugün kavrayamayacağımız şeyler olacak. Simyadan kimyaya, yer merkezli evrenden güneş merkezliye, hastalıklara iblislerin neden olduğu inancından modern tıbba doğru bir süreç yaşadık. Bu gelişim sürecinin sona erdiğine dair bir işaret yok. Ve bunun farkında olmamız, gelişmeye ve ilerlemeye sürekli devam etmemiz için bizi yönlendirmektedir. Durağan deneysel bilgimiz yerine tüm sistemlerde gelişimin olduğunu kabul etmeliyiz. Bu da var olan inanç sistemimizi ve kimliklerimizi tehdit etse de hep yeni bilgiye açık olmamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Maalesef günümüzde toplum bunu anlayamamıştır ve kurulu düzen eskimiş sosyal yapıları muhafaza ederek gelişimi engellemeye devam etmektedir. Aynı zamanda toplum değişmekten korkmanın cezasını çekiyor. Sabit bir kimliğe koşullandırılmış olduklarından insanların inanç sistemini sorgulamak genelde hareketlerle ve sözlü münakaşa ile sonuçlanıyor. Yanlışlığı kanıtlansa da topluma mal olduğu için yanlışı seçmek saplantılı bir davranış bozukluğudur. Aslında yanlışın kanıtlanmasına sevinilmesi gerekir. Çünkü birilerinde yeni bir anlayış seviyesi gelişmesi farkındalık oluşturur. Aslında akıllı insan yoktur. Sadece fikirleri güncellenen, değişen ya da aydınlanmayı beraberinde getiren bir zamanlama meselesi vardır. Bir inanç sistemine körlenmesine tutunma isteği, onu koruma duygusu, fikirsel maddeciliğin bir formu olmaktan öteye gidemeyen bilgi dönüşümünden başka bir şey değildir. Parasal sistem, kendini koruyan yapılarının yardımı ile bu maddeciliği körükler. Ayrıca sayısız insanın da bu sistemin yapılarını körü körüne korumalarına, böylece kendi istekleriyle statükonunun gardiyanları haline gelmelerine neden olur. Artık onları kontrol edecek çoban köpeğine ihtiyaç duymayan koyun sürüsü, normalin dışına çıkanları sürüden dışlayarak birbirlerini kontrol eder. Bu eğilim değişimi engeller ve var olan düzeni sürdürür. Kimlik sahibi olma, rahatlık, güç ve çıkar uğruna bu düzeni korumak ve değişime direnmek savunulamayacak bir durumdur. Ve sadece dengesizlik, bölünme, çarpıklık ve her durumda tahribat yaratacaktır. Zaman değişim zamanıdır. Avcılık ve toplayıcılıktan tarım devrimine, oradan endüstriyel devrime kadar izlenen yol nettir. Artık günümüzdeki anlayışı yansıtacak yeni bir sosyal sistemin vakti gelmiştir. Parasal sistem, kıtlığın esas olduğu bir dönemin ürünüdür. Günümüzde, yani teknoloji çağında artık topluma uygun değildir. Kendi yarattığı sapmış davranışlarla beraber sonu gelmiştir. Bunun gibi egemen dünya görüşlerinden olan dinler de aynı şekilde toplumla uyuşmadan işlenmiştir. İslam, Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm ve diğer bütün mevcut dinler kişisel ve toplumsal gelişimin önündeki engellerdir. Her bir dini grup kendi kapalı dünyasını yaratır ve bu kıt anlayış her an yenilenen bir evrene uyum sağlayamaz. Dinler inananların psikolojik bozulmalarını bu gerçeğin farkındalığını engelleyerek sağlamakta başarılı olmuştur. Geleneksel köhne inanışlar adına mantık ve yeni bilgilerin reddedilmesine yol açarlar. Tanrı kavramı gerçekten de olayların doğasını açıklama yöntemidir. İlk çağlarda insanlar olguların nasıl oluştuğunu, doğanın nasıl işlediğini bilmiyorlardı. Böylece kendi küçük hikayelerini yarattılar ve hayal güçleriyle Tanrı'yı oluşturdular. İnsanlar hatalı davrandığında sinirlenen bir adam, seller ve depremler yaratıyordu ve bunun Tanrı'nın davranış tarzı olduğunu söylendi. Dinlerin toplumdan gizlenen gerçek tarihine baktığımızda, temel dini efsanelerin bile gelişim ve birikim sonucunda ortaya çıktığını görürüz. Örneğin, Hristiyanlıktaki en önemli öğretilerden biri İsa'nın ölümü ve yeniden dirilişidir.
Bu o kadar önemlidir ki İncil'in kendisi bile eğer İsa dirilmeseydi senin vaazlarının hükümsüz olacaktı. Buna bağlı olarak da kaderin anlamsız olacaktı, der. Bu hikayeyi kelimesi kelimesine kabul etmek çok zordur. Dinlerin tarihinde böyle doğaüstü bir olayı anlatan kaynak olmadığı gibi, aynı şekilde ölmüş ve yeniden dirilmiş Hristiyanlık öncesi kurtarıcıların çok sayıda olduğunu bilmek, bu hikayeyi de efsaneler arasına koyar. Erken dönem kilisesinde Tertullian gibi bazıları o kadar ileri gitmişlerdir ki, tarihteki benzerliklerin oluşmasının şeytanın işi olduğunu bile söylemişlerdir. Milattan sonra 2. yüzyılda şeytan doğruluğu yoldan çıkarandır. İsa'nın kutsal mucizelerini taklit eder, inananları vaptiz eder ve günahlarından arındırır. Nimetler için ada kadar ve yeniden dirilir. İlahi şeyleri tamamen kopyalayan şeytanın kurnazlığını anlayın denmiştir. Burada son derece üzücü olan şey, Hristiyanlık, Musevilik, İslam ve diğerlerinin hikayelerine baktığımız ve bunları oldukları gibi kabul ettiğimiz zaman, ki bunlar diğer dinlerden derlenmiş alegorilerdir, görürüz ki bütün dinler ortak bir silsileyi paylaşırlar. Hepsinde ortak olan şey, inanılma ve değerli olma ihtiyaçlarıdır. Dini inançlar, diğer tüm ideolojilerden çok daha fazla parçalanmaya ve çatışmaya neden olmuştur. Sadece Hristiyanlığın 34 bin farklı alt grubu vardır. İncil yoruma açıktır. Okuduğunuzda aklınızdan geçen, sanırım İsa bunu demiş, bence Eyüp bunu anlatmış. Hayır, bunu demiş gibidir. Hiç olmayan bir şey için kiliselere bölünmüşler. And a church divided is no church at all. Bölünmenin bu aşamasında tüm dinsel yaklaşımlarla ilgili ikinci başarısızlığın farkına varırız. Evrenin ortak yaşam ilişkisini inkar eder. Bütün doğal sistemlerin zamanla gelişerek meydana geldiğini anlamazsak, gerçekler sürekli değiştirilen hatalı öğretiler üzerine kurulacaktır. Ayrıca anlamalıyız ki, din, para ve politika gibi sistemler insanlar tarafından üretilmiştir. Doğada bağımsızlık diye bir şey yoktur. Doğa, birbirinden bağımsız değişkenlerin birleşik sistemidir. Her birinin bir nedeni ve sonucu vardır ve hepsi bir bütün olarak varlıklarını korumaktadırlar. Çevreye bağlandığımız bir fiş veya kablo görmediğimizden kendimizi özgürmüşüz, kafamıza göre takılıyormuşuz gibi görürüz. Oysa oksijensiz kalırsak hepimiz anında ölürüz. Bitkiler olmazsa ölürüz. Güneş olmazsa bütün bitkiler ölür. Bir bütün olduğumuzu gerçekten de hesaba katmalıyız. Bu sadece insanlığın gezegendeki deneyimi değil, yüzyılların deneyimidir. Bunu tamamen öğreti olarak almalıyız. Peki o halde bunları ne zaman hesaba katmaya başlayacağız? Başarılması gereken şey bu. Benim torunumun birliktelik içinde huzurlu, sorunsuz, sosyal bir dünyayı miras alması, ancak Etiyopya, Endonezya, Bolivya, Filistin ve İsrail'de büyüyen tüm çocukların da aynı şeye sahip olmasıyla olabilir. Tüm canlıları ve dünyayı dikkate almamız gerekiyor. Yoksa gerçekten de ciddi sorunlarla karşılaşacağız. Her şeye sahip çıkmalı ve korumalıyız. Artık dünyanın insanın malı olmadığını, bitkiler, hayvanlar ve elementlerden oluşan bir bütün olduğunu kabul etmek zorundayız. Ve her birimiz buna gereken önemi vermeliyiz. Bizi mutluluğa ve huzura götürecek olan budur. Şu anda hayatlarımızdaki eksik şeyin bu olduğunu anlamalıyız. Biz ne kadar ruhani dersek diyelim, huzur aslında birliktelikten gelmektedir. İlahi yönümüz budur. Bunu böyle hisseden tarafımız burasıdır. Ve içinizin derinliklerinde bunu hissedebilirsiniz. Bunu paradan alamazsınız. Bağlanmaktan alırsınız. Now if that isn't a hazard to this country. Eğer ülkelere zarar vermeyecekse, hala nükleer silahları yapmaya nasıl devam edeceğiz?
Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hepimiz bir bütün olduğumuzu anladığımızda silah endüstrisine ne olacak? Bu ekonomiyi mahvedecektir. Her halükarda sahte olan ekonomi. Her halükarda sahte olan ekonomi. Otlakçı olan ekonomidir. Koşulsuz sevginin hükümeti nasıl paramparça edeceğini göreceksiniz. Bill Hicks. İnanıyorum ki silahsız gerçekler ve koşulsuz sevgi dünyada son sözü söyleyecektir. Doktor Martin Luther King Jr. Kişisel varlığımızın dünyamızdaki diğer her şeyin bütününe bağlı olduğunu bir kez anladığımızda koşulsuz sevginin ne olduğunu algılayacağız. Sevgi, ön yargısız olarak her şeyi kendiniz gibi ve kendinizi her şey gibi görmektir. Çünkü aslında hepimiz bir bütünüz. Eğer hepimiz bir yıldızın merkezinden geldiysek, her birimizin atomları da o yıldızın merkezinden gelmiş demektir. O halde hepimiz aynı şeyiz. Bir kola makinesi veya bir izmarit de o yıldızın atomlarından yapılmıştır. Hepsi de sizin ve benim gibi binlerce kez dönüşüme uğramıştır. Bu yüzden o dışarıdaki şey benim. Peki o zaman bunda korkulacak ne var? Aradığımız teselli nedir? Hiçbir şey. Korkacak bir şey yok. Çünkü her şey biziz. Asıl sorun doğduğumuz andan itibaren ayrıştırılmamamız ve bireyselleşmememiz için bir isim ve bir kimlik verilmiş olması. Bütünlükten ayrılmış olmamız, işte dinlerin de istismar ettikleri budur. İnsanlar bir şeyin parçası olmak isterler. Onlar da bunu sömürür, buna Tanrı derler. Onun kuralları olduğunu söylerler. Bence bu zalimliktir. Bence din olmaksızın da bunu yapabiliriz. George Carlin. Bir uzaylı gelip insanları incelese, bulacağı benzerliklerin yanında farklılıkların çok önemsiz olduğunu görecektir. Hayatlarımız, geçmişimiz ve geleceğimiz güneşe, aya ve yıldızlara bağlıdır. Biz insanlar doğayı ve güçleri oluşturan atomları ve heykeltıraşlığını yaptığı bu evreni gördük. Biz evrenin gözleri, kulakları, düşünceleri ve duygularıyız. Ve sonunda aslımızın ne olduğunu merak etmeye başladık. Bağlılıklarımız canlı türlerine ve gezegenidir. Yaşamı devam ettirme ve gelişme zorunluluğumuz sadece kendimiz için değil, aynı zamanda özümüzü oluşturan muazzam ve kadim evren içinde sahiplenilmelidir. Hepimiz tek bir türüz. Yıldız ışığını toplayan yıldız tozuyuz. Carl Sagan. Sosyal sistemlerimizin eskimiş ve çökmüş olduğunu ortaya koyma zamanıdır. Herkesin değerli ve gerçekten özgür olduğu, uzun soluklu küresel toplumu yaratmak için birlikte çalışmalıyız. Şahsi inanışlarınız, her ne olursa olsun, hayatın gereksinimlerine gelince anlamsızdır. Her insan çıplak olarak doğar. Isınmaya, beslenmeye, suya, barınmaya ihtiyaç duyar. Geriye kalan her şey ikinci plandadır. Gündemimizdeki en önemli konu, dünya kaynaklarının akıllı idaresidir. Bu, parasal sistemle asla sağlanamaz. Çünkü kar ve çıkar amacı gütmek, bencillik gütmektir. Bu nedenle de eşitsizlik, dengesizlik parasal sistemin doğasında vardır. Aynı zamanda politikacılar da gereksizdirler. Hayata dair gerçek sorunlarımız politik değil, tekniktir. Ayrıca din gibi ideolojiler insanları böler, değerinin, amacının ve sosyal ilişkisinin kabul edilmesi için toplumda güçlü bir yankı gerektirir. Umarız zamanla din, maddeciliğini ve hurafelerini kaybedecek ve felsefe alanında yerini alacaktır. Gerçek şu ki bugün toplum, yaratıcılık, birleşme ve ilerleme yerine sürekli savunma ve güvenlikten bahseden politikacılar sebebiyle geri kalmıştır. Bugün sadece Amerika savunma için yılda 500 milyar dolar harcıyor. Bu Amerika'daki bütün lise öğrencilerini 4 yıllık bir üniversiteye göndermeye yeter. 1940'larda Manhattan projesi kitle imha silahlarının ilkini, atom bombasını üretti. Bu programda 130 bin insan görev aldı ve inanılmaz para harcandı. Oradaki bilim adamlarının insanları öldürme yolları yerine kendi kendini geçindiren, bolluk içinde bir dünya yaratmak için çalıştığını hayal edin. Amaçları bu olsaydı, bugün her şey çok daha farklı olurdu.
Kitle imha silahları yerine çok daha güçlü bir şeyi ortaya çıkarma zamanıdır. Kitle üretim silahları. Bizim asıl tanrısallığımız yaratabilme kabiliyetimizdir. Yaşamın ortak bağlantılarını anlayarak güçlenip, doğanın gelişmekte olan yapısını rehber edinirsek, yapamayacağımız ve başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Tabii ki değişimi reddeden kurulu düzenin çeşitli engelleriyle karşılaşacağız. Bu düzenin kalbinde parasal sistem vardır. Önceden açıklandığı gibi, kısmi rezerv politikası borçla oluşturulmuş bir kölelik çeşididir. Toplum bu şekilde özgür olamaz. Serbest ticaretin formu olan serbest pazar kapitalizmi, dünyayı mahkum etmek ve ülkeleri yönetmek için bu borcu kullanıyor, bir avuç büyük şirkete ve politik güce hizmet ediyor. Gözle görülen bu ahlaksızlıklar bir yana, sistemin kendisi rekabete dayalıdır. Bu nedenle kamu refahı için yapılan büyük boyutlu işbirliklerini derhal imha eder. Dolayısıyla gerçek bir küresel yapılanmaya her kalkışma engellenir. Bu finansal ve şirketsel yapılar artık eskimiştir ve ortadan kalkmalıdır. Tabii ki iş dünyasının ve ekonominin elitlerinin bu fikre katılacağını sanacak kadar saf değiliz. Çünkü güç ve kontrollerini kaybetmek istemezler. Barışçıl ve stratejik bir eylem başlamalıdır. Bu eylemin en güçlü aşaması basittir. Güç odaklarını insanların lehine hareket etmeye zorlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz. Sistemi desteklemeyi bırakmalıyız. Bu düzenin değişmesinin tek yolu, süre gelen yozlaşmalığın farkına varıp bunun parçası olmayı reddetmemizdir. Onlar bizim önerilerimiz nedeniyle parasal sistemi bırakmayacaklardır. Ancak sistem çökmek zorundadır ve insanlar seçtikleri liderlerine olan inançlarını kaybedecektir. Eğer Venüs projesi temel alternatif olarak seçilirse bu değişimin başlıca öğesi olacaktır. Olmazsa sonuçlarından korkuyorum. İstatistikler ülkemizin iflas etmek üzere olduğunu gösteriyor. Muhtemelen ülkemiz isyanları bastırmak için askeri bir diktatörlüğe dönüşecek ve sosyal çöküş artacak. Amerika çökerse diğer tüm kültürler de benzer durumlarla karşılaşır. Şimdilerde dünyanın finans sistemi gelirin düşmesinden dolayı uçurumun eşiğindedir. 2003'te uzmanların belirttiği üzere Amerika ulusal borcunun üzerindeki faiz 10 yıl içinde altından kalkılamayacak hale gelecek. Bu teorik olarak Amerika ekonomisinin iflasıdır ve bunun dünyaya yansıması çok büyük çapta olur. Kısmi rezerv bazlı parasal sistem genişlemesinin teorik limitlerine ulaşıyor ve bugün gördüğünüz banka iflasları sadece bir başlangıç. İşte bu nedenle enflasyon alıp başını gitmiştir. Borcumuz rekor seviyelerdedir. Hükümet ve Merkez Bankası yozlaşmış sistemi daha da zorlamak için para basmaktadır. Bankaların hayatta kalmasını sağlamanın tek yolu daha fazla para basmaktır. Daha fazla para basmanın tek yoluysa daha fazla borç ve enflasyon yaratmaktır. İnsanların almış oldukları kredileri ödeyemez hale gelip yeni krediler almak istememesi ve tabloların tersine dönmesi an meselesidir. Paranın genleşmesi duracak ve daha önce görmediğimiz derecede bir küçülme başlayacaktır. Piramit şeklindeki bir çağın sonu halihazırda başlamıştır. Bu yüzden bu finansal batışın zayıflığını avantajımıza çevirerek gerçeği ortaya koymalıyız. İşte bazı öneriler. 1. Bankacılık sisteminin sahtekarlığını ortaya çıkarın. Citibank, JP Morgan Chase ve Bank of America ahlaksız federal rezerv sisteminin en güçlü koruyucularıdır. Bu kuruluşları boykot etme zamanıdır. Eğer bunlarda banka hesabınız veya kredi kartınız varsa paranızı başka bankaya yatırın. Mortgage anlaşmanız varsa başka bankadan tekrar finanse edin. Hisselerine sahipseniz satın. Onlar için çalışıyorsanız işi bırakın. Bu hareket özel bankacılık kartelinin arkasındaki gerçek güç olan Merkez Bankası'nı küçük düşürecektir. Bankacılık sisteminin sahtekarlığının farkına varılmasını sağlayacaktır. 2. Televizyon haberlerini kapatın. Haber almak için internetteki bağımsız haber ajanslarını kullanın. CNN, NBC, ABC, Fox ve diğerleri geçerli düzeni korumak için tüm haberleri filtreden geçirirler.
Tüm ana medya kurumlarına sahip bu dört şirket yüzünden tarafsız habere ulaşmamız imkansızdır. İnternetin gerçek güzelliği de buradadır. İnternetteki serbest bilgi akışından dolayı kurulu düzen kontrolünü kaybediyor. İnterneti her zaman korumalıyız çünkü bugün gerçek kurtarıcımız odur. 3. Kendinizin, ailenizin veya tanıdığınızın herhangi birinin askere gitmesine asla izin vermeyin. Bu eskimiş kurum amacının dışına çıkmıştır ve sadece kurulu düzeni devam ettirmek için kullanılmaktadır. Propaganda güçleri bizi savaşın doğallığına ve ordunun onurlu bir kurum olduğuna inandırmaya çalışıyor. Eğer savaş doğal bir şeyse, neden her gün travma sonrası stres bozukluğu sebebiyle 18 eski Amerikan askeri intihar ediyor? Eğer askerlerimiz onurlandırılmışlarsa, neden Amerikalı evsizlerin %25'i eski askerlerden oluşmakta? 4. Enerji şirketlerini desteklemeyi bırakın. Müstakil bir evde yaşıyorsanız şehir şebekesinden çıkın. Evinizi temiz enerji ile kendi kendinizi idare edecek hale getirmenin yollarını araştırın. Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilen enerjiler artık ulaşılabilir durumdadır. Geleneksel enerjilerin bitmek bilmeyen fiyat artışıyla uğraşmaktansa bunları araştırmak daha ucuz olacaktır. Araba kullanıyorsanız bulabildiğiniz en küçük arabayı alın ve arabanızı hibrit, elektrik veya mevcut yakıtlar dışında yakıt kullanılabilen farklı teknolojiler içerisinden seçin. 5. Politik düzeni reddedin. Demokrasi aldatmacası zekamıza hakarettir. Parasal sistem içinde asla gerçek bir demokrasi olmamıştır, olmayacaktır. Aynı şirketler tarafından yönetilen iki partimiz var. Seçilenler opozisyonlara şirketler tarafından getiriliyorlar ve popülerlikleri suni olarak aynı şirketlerin kontrolündeki medya tarafından oluşturuluyor. Özünde yozlaşmış bir sistemin içinde 3-4 yılda bir yapılan kadro değişimi anlamsızdır. Bu politik oyunun gerçekliği varmış gibi davranmak yerine enerjinizi bu bozuk sistemin üstesinden gelmeye odaklayın. 6. Harekete katılın. Bize sosyal değişim için yaratacağımız, dünyanın daha önce hiç görmediği büyüklükteki kitle eylemi için destek olun. Herkesi özünde yozlaşmış bu sistem hakkında harekete geçirmeli ve bilinçlendirmeliyiz. Tek gerçek çözüm, bütün insanlık için kullanılacak mevcut doğal kaynakları açıklayarak, herkesi teknolojinin gerçek durumuyla ilgili bilgilendirmek ve savaşmak yerine birlikte çalışırsak hepimizin nasıl özgür olabileceğini anlatmaktır. Seçim sizin. Ya parasal sistemin kölesi olmaya devam edebilir, kendinizi maddesel kirlilik ve boş eğlencelerle rahatlatırken bitmeyen savaşları, depresyonları ve dünyadaki adaletsizliği izlersiniz. Ya da enerjinizi doğru, anlamlı, bütüncül ve tükenmez değişime, ardında kimseyi bırakmadan tüm insanları özgür kılan gerçekçi çözümlere sahip olan değişime odaklarsınız. Fakat sonuçta en önemli değişim sizin içinizdeki gerçekleşecek olandır. Gerçek devrim, bilinçte olacak devrimdir. Ve her birimizin öncelikli ihtiyacı, doğru olduğuna koşullandırıldığımız ilahi, maddesel zırvalardan kurtulmak, keşfetmek, geliştirmek ve düzenlemektir. Tecrübe ile farkına vardığımız bütünlüğümüzden gelen imge ile. Bu size bağlı. Bütün bu tartışmalarda ve konuşmalarda yapmaya çalıştığımız, her şeyi olduğu gibi kabul etmemek için beyinlerde köklü bir değişim sağlayamazsak ne olacağını görmektir. Fakat onları anlamak için, içinde olmak için, incelemek için, bütün kalbinizi ve aklınızı, sahip olduğunuz her şeyinizi, farklı bir yaşamın yolunu keşfetmek için kullanın. Fakat bu sadece size bağlı ve asla bir başkasına değil. Çünkü burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok. Yol gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok. Kendiniz için öğretmensiniz ve öğrencisiniz.
Efendi, yol gösterici, lider sizsiniz. Siz her şeysiniz. Ve anlamak değişimdir. Jiddu Krishnamurti.